Herkese yeniden selamlar. Drama Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuğumuz var. Sude Belkıs burada. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve gerçekten de yanımda ilk defa evimde ağırladığım bir konuğumu. Çok mutluyum bunun için. Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim ve evi gerçekten harika. Teşekkür ederim. Evde konuşacağız bu arada. Benim evim değil tabii ki ama. Ne haber Sude? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kariyerin gözlemlediğimiz kadarıyla inanılmaz iyi gidiyor ve böyle 3 senedir yaptığın yayınlar gerçekten ekmeğini meyvesini toplamaya başladığın gibi bir durum oldu. Mutlu musun? Nasıl hissediyorsun? Ya aslında evet biraz hızlı oldu. Yani yavaştı da birden bir ivme aldı. Ama sanırım hatta dün yakın arkadaşlarıma bununla ilgili bir story attım. Yani ilk defa mutluluğum gibi bir şeyler söyledim. Yani böyle paylaşım yaptım. Normalde mutluluğumu da çok paylaşmam. Peki yakın arkadaşlara paylaştığımı düşündüm. Böyle şeydim yani, yapacağım işler, böyle yoğunluğum var mesela ama yapacağım işlerin hepsi yapmak istediğim şeyler. Ve artık bundan yani şey de oldu. Sevdiğim şey gerçekten devamlılığında maddi olarak da beni artık support ediyor. Maddi olarak da beni destekleyecek aynen bir seviyeye geldi. Normalde yaptığım işi seviyordum aslında, şimdi after work'te. After work bak, benim bebeğim. Aynen. Ya normalde zaten yaptığım iş, yani yaratıcı sektörde bir şeyler üretiyordum. Bu zaten benim için yine keyifliydi. Mutsuz değildim ya, mutluydum aslında. Şimdi böyle sanki yine yaratıcı bir sektördeyim ama onun daha aslında istediğim kısım. Spot ışıklarının altındasın biraz, evet, daha ve biraz, onu sen seviyorsun. Sanırım biraz öyle biriyim. Evet yani. Tamam, sen sevmiyorsun. Yani olabilir, bilmiyorum, göreceğiz onu zamanla. Ben de yüzüm açıklarım, bir şeyler olur falan, bakalım, deneyimleyeceğim ben de. Ama kesinlikle senin gibi bir star mıyım onu bilemem, ona izleyici karar verir artık. Estağfurullah yani. Şey diyeceğim sana, ben GQ ödül törenlerini izlediğimde şeye inanılmaz beğenmiştim, onların o introsu, o logosu, bilmem ne, o sanatçıların filmini yapmıştık. Aynen, filmleri inanılmaz beğenmiştim. Ve geçenlerde sabahın köründe böyle 9.30'da falan filan gözlerim yarım açık bir şekilde Instagram'da millet stalkluyorum. Oradan oraya atlıyorum ve After Work'ün sayfasına geldim ve senin olduğunu bilmiyorum, tamam mı? Baktım, aa, GQ'yu bunlar yapmış dedim. İnanılmaz bir ajans. Bunu, yani ajans diye mi geçiyor bilmiyorum ya, kreatif ekip aslında yani. Ajans gibi tam geçmiyor da. Okey. Ve dedim inanamıyorum, Sude'ninmiş dedim. Çünkü böyle geri takip etti. Allah Allah diyorum, ne alaka. Çok güzel ya oradaki işlerde. Ne kadar dahilsin? Yani iş bölümünüz nasıl? Yani şöyle aslında. Orada yani 2,5 senedir, 3 yıldır falan aktif After Work. Orada kurucu aslında ortağım. Aynı zamanda da işte kreatif direktörlük yapıyorum orada ama hani müşteri iletişimde de ben dahilim. İşte yaratıcı kısımda da ben vardım. Oradaki ekip biraz ufak bir ekip ve projeye göre de büyütüyoruz. Yani dışarıdan arkadaşlara çalışıyoruz, dahil ediyoruz onları da. Aktif olarak orada çok, ya oradan kazanıyordum işte hayatımı. Ama ondan sonra sanırım bir 2 aydır falan, yani ben artık biraz daha Belkıs TV, özellikle Sude Belkıs ve Belkıs TV olarak bir yol ayrımına artık gidiyorum ama Fahri olarak üyeliğim. Fahri olarak orada hala varım yani. Şey değil yani, orayı bırakamam sonuçta. Peki oradan edindiğin network'ün hani hem marka tarafı olsun hem işte içerik üreticileri, sanatçılar olsun, işe yaradı mı diğer kariyerin için? Bu güzel bir soru. Evet, yani şöyle bir şey, zaten aslında benim network'üm var işte, hem reklam ajansı çalışırken de influencer ajansıydı mesela orası. Oradan da edindiğim, tanıdığım insanlar vardı. Marka, evet, markaları, ajansları falan, çoğu reklam ajansında çalışan insanlar beni tanırlar. Ben de tanıdığım insanlar vardır yani. Ya sektörel tanıdığım insanlar var ve oradaki de evet, oradan çok insan tanıdık yani. Çok bizim iyi. İşlerimizi beğendikleri için işte daha fazla iş geldi, sanatçılar, markalar, işte yayın kuruluşları falan. Bayağı orada güzel bir network edindim. Yani o 3 yılda özellikle After Work adı altında. Şeyi de fark ediyorum ama ben. Şimdi network zaten böyle hangi sektörde olursan o insanlar bana katılacaktır. Atıyorum bir mavi yaka işte de olsa, yeni bir işe geçmek istiyorsan oradan birinin referans olması, gel sana göre bir iş var burada demesi bile hayatını çok değiştiriyor insanın. Çok kapı açıyor. Network çok önemli bir şey. Ama onun dışında bir de şöyle bir şey var, belli bir işte köşeleri kapmış ekipler de var biliyorsun, böyle hani nasıl diyeyim sana, kimseyi böyle etiketlemek istemiyorum ama amiyane tabirle Kadıköy Sanat Sepet Tayfa bu falan demiş. Bu kelimeyi söyleyeceğini biliyordum. Evet, bununla ilgili de bir şeyim var,
Şunu söyleyeyim, hani ben seni o ekibin içinde, yani öyle bir ekip varsa eğer, ki böyle biraz gözlemleyebiliyorum, ama bunun işi şu yüzden burada diyebiliyorum. Senin öyle bir şeyin içine dahil asla etmem mesela. Ya aslında edebilirsin. Genelde beni dahil ediyorlar öyle, bu ekibe. Okay. Alternatif sanatla ilgilenen, işte kimsenin işte beğenmediği, ya böyle insanlar şey der ya, bu da sanat mı ve bunlar da sanat mı diyorlar falan gibisinden. Ya ben aslında böyle bir şey, ya ben, benim için her şey sanatçının sanat dediği her şey sanattır. Yani o noktada böyle gözüme hoş gelmeyebilir, bana hitap etmeyebilir ama onun sanat olmadığını söylemem asla. Evet, bana Kızıköy sanatçı tayfa diyorlar zaten bize. Ve buradan da şey var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim kaptığımız bir köşe yok. Biz zaten ya, tabii ki de bir ekibiz. Kendi içimizde çalışıyoruz. Çevremizdeki insanlara çalışıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi daha önceden çalışmışız atıyorum. Ondan iyi bir dönüş almamışız mesela. O zaman tekrar onunla çalışmayız. Aha. Demek tekrar tekrar biriyle çalışıyorsan, hani bu tabii ki de çoğu şeyde böyle değil ama ya, memnunum yani çalışma şeklinden demek ki. Yeni bir şekilde riske, çünkü iş yapmak riske girmek demek. Elimde birazcık bütçe var. Ben bu bütçeyi o kişiye vereceğim. Bana dönüşünü alacağım ondan. Riske girip belki yapar deyip şey yaparsam iş benden de patlayabilir yani. Çünkü aha, iş dediğin şey para dönen bir şey yani. Bu ticari bir şey. Ama sanat kısmında aslında genişliyor yani. Biz yaptığımız, biz dijital sergiler de yapmıştık pandemide mesela. Orada Instagram'dan sadece takip ettiğim sanatçılara tanışıp işte bir sergi yapıyoruz, işinizi verir misiniz, sergileyelim falan böyle gibisinden şeyler yaptık. Ya da işte Son Silinenler fotoğraf sergimiz vardı bizim, atıyorum. Şeyde mi bu, Bit Pazarı'nda? Bit Pazarı'nda ilkiydi, ikincisi Kıraathane'deydi. Mesela onda daha genişlettik. Sevdiğimiz, beğendiğimiz fotoğrafçı, sanatçıları, ki hepsi de şey de değil yani, profesyonel olarak böyle tabii ki de vardı da, hani böyle fotoğrafçı olarak bilinen de insanlar olmuyor. Biz de öyle değildik yani. Daha alternatif insanlara da, hani biz de alternatifiz çünkü. Tabii tabii. Yok, zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Alın açmak güzel yani o anlamda. Bölmeyeyim, özür dilerim ama ya şey, senin böyle bu ekibin içine katmamamın sebebi şu: bir köşe kapmadığın o kadar belli ki. Çünkü şunu görebiliyorum mesela, atıyorum adı sana duyulmamış, belki sektöre ilk defa girecek bir işte atıyorum fotoğraf sergisiyle ya da bir eseriyle ve böyle İstanbul'un en bilinen galerilerinden birinde kendi yer bulabiliyorsa, ben orada derim ki tamam ya, çok iyi ya, çok iyi gerçekten, benim göremediğim bir şey vardır ya da arka planda bir takım ilişkiler dönüyordur. Senden hiç böyle bir his almadığım için bu konuda da merak ettim ne düşündüğünü açıkçası. Ama derler Kadıköy şey tayfa. Aynen o, tayfa. O da yine. Yani. Diyebilirler ya. Evet. Ben de şeyi de anlamıyorum yani. Yani Bağcılar'da olabilseydik Bağcılar sanatçı tayfa olurduk. Yani ne yapalım, burada demek ki kiralar daha ucuz. Bu tarafta yaşamak bizim için daha kolay atıyorum. Demek ki insanlar, ben Kadıköy'de oturmuyorum da. Evet. Yani demek ki o yüzden öyle yani. İşte o Kadıköy kültür olarak biraz rahatsız ediliyor, rahatsız edici bulunuyor insanlar tarafından. Halbuki bütün şehirlerde olan bir şeydir bu ya. Gençlerin yani olduğu. Biraz hipster, belki işte sanatla ilgilenen ve böyle birbirleriyle etkileşime girebildikleri ya bir ne semt. Ne güzel, keşke hepsi her semtte keşke olsa bunlar. Evet. Yani herkes desteklenebilse bu konuda. Yani alanlar var mesela Kadıköy'de demek ki. Buna alan açmış bazı mekanlar. Evet. Gidiyorsun orada sergiler atıyorum. Bir kafe yani bir sergi, ben hiç şeyde yapmadım sergilerimi mesela. Sanat galerisinde yapmadım, işte ne bileyim böyle bar mekanlar olur, işte kafe gibi mekanlar olur ya da işte binanın üst katı mesela atıyorum. Aynen. Gibi yani daha alternatif alanlarda sergi yaptım, hiç bir galeride yapmadım. Evet evet. Senin şey sergin de inanılmaz güzeldi ya, kurşun. Elem Terefiş miydi? Elem Terefiş, Kem Göze Şiş sergisi. Ha, aynen. Ya onu neden yaptığımı sana yemin. Sergiden bir gün önce arkadaşlarıma ses kaydettim, dedim ki ben bu sergiyi neden yapıyorum, birinize söyledim mi, hiç haberiniz var mı? Çünkü ben motivasyonumun tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum da. Çünkü yayında insanlara şey yaptım. Ya böyle dedim ki, ya böyle dedim bunlar ne kadar güzel, bunlardan sergi bile olur işte. Hem de şey bir anlamı da var ya, hani kişinin ruhundan bir şekil oluşması, evet, falan. O dedim bunun o altında bir alt metni de var. Bu çok güzel. Tam sergilik falan. Bir an öyle büyük bir gaza geldim. Bir de hani kenarda da harcayacak param kalmış. Yani son paramı da onun peşine harcadım yani. Zaten çünkü şöyle bir şey var. Bir sergi yapmak, ya cebinden çıkarıyorsun her şeyi. Tamam. Yani oradaki kumaşlardan tut şeye kadar, ışık kiraladım, sis makinesi getirdim, bastım, ortamı görme yani. Orada film setine döndü. Hani ben de ya, o aslında devamında başka bir şey olacak. Ben onun devamında kurşun
kurşun dökmeyi anlatan bir belgesel gibi bir şey yapacaktım. Hmm. Ama hani bu belgesel tamamen benim götten uydurduğum bilgilerden oluşacak bir şeydi. Hani anladım, hiçbir mantık çerçevesinde değildi böyle. Ama sonra devamını getiremedim. Hani o serginin görüntülerini orada kullanacaktım. O sergide bir ayağıydı onun. Ama belki yaparsın. Belki yaparım. Yani ben eğlendim. Ama sonradan şey dedim, yani ben bu sergiyi niye yapıyordum ya falan oldum ya. Çünkü biri bana sorduğunda da böyle tam olarak açıklayamadım kendimi. Ama şu ama çok performans spot on. Yani evet. Anladın mı? Ben size şunu seviyorum. Aklına bir fikir geldi ve bunu hemen sergi. Sergi dediğin şey, insanlar sanatı böyle çok üst, sanat biraz üst konumlanıyor ve biraz halka kapalı böyle bir kutu gibi ya. Ya da biz bilmeyik noktasında ya insanlar. Bir sanat galerisine girerken hani bir böyle bir şey olur. Durur böyle hani, ay evet, nasıl gireceğim? Elinde giriş, bir broşür. Ay, giriş ücretli mi? Nereye bakmam lazım noktasında. Galeriler de bir tık herkes gelmesin diye çok açık değiller. Kesinlikle sanki. Öyle. Yani öyle bir duruş var. Sanatçıların da hani biraz hafif burnu havada bir duruşu var. Var var. Ya sessizdir. Biraz melankoliktir. Biraz aynen, burnu havadadır. Çok konuşamazsın sanatçılarla falan gibi bir yerde. Hani ben de bunu tamamen biraz daha düşünmek. Yani bu sanatçı kişisi kimse ve sanatçılar bile gör değerlendirmiyor bu yüzden beni geldi. Şey diyor bana, YouTuber fenomen diyorlar. bu sanatçı kişisi gayet saçma sapan şeyler de yapıyor. Benim için o performans aslında, yani şey, ben performans ve deneyime dayalı şeyleri evet, çok seviyorum aslında. Her yaptığım işte de, aslında sergi işinde de hep bir deneyim var ve bir performans oluşturuyor. Bu benim için önemli olan şey o. Yani yaptığım şey, medyumu ne olursa olsun, mecrası ne olursa olsun. Bence belki Steve de öyle bir şey geliyor. Evet, yani benim için performansa geliyor. Aynen. Ben değer verdiğim nokta o biraz. Bir de modern bir bakış açısıyla daha böyle işte güncel ve hatta ilerici fikirlerle gelenekseli yorumlamak gibi bir şey oluyor. Çok severim. Değil mi? Yani o baktığım her şeyinde, her işinde imzan o gibi geliyor bana. Biz çok de burada severim. Nedense böyle şey gibi Habertürk işte sanat köşesi. Çok severim. Mesela yine böyle bir muhabbet benim yap. Benim yayınlar mesela komedi millet zannediyor ama benim gerçekten seramik yayınlarında seramik ve hayata dair diye mesela yayınlar. Bayağı bir sanat konuştuğumuz ve hayatla her şey konuştuğumuz yayınlarımız da var. Hani insanlar aslında şey, böyle komedi olunca mesela sanat konuşulmaz demiştim. Gerçekten çok da güzel. Ve ben sanat konuşmayı, bak bana kimse buna inanmaz. Belki ben çok severim, yani sanatı çok severim. Sanat hakkında konuşmayı, yani düşünmeyi. Müze ve sergi gezmeye de bayılırım yani. Şimdi mesela bu eylem çok, mesela benim tipimdeki bir insanın seveceği bir şey gibi gelmez. Çünkü komedi nedir? Komedi biraz daha şey olması lazım. Sanatta boş, dalga geçiyor olması lazım. İşte sanatın karşısında şapşal kalması gerekir ki insanlar gülsün. Halbuki benim herhalde en ciddi olduğum konu sanata dair her şeyde daha ciddiyimdir yani. Evet. Ya sanatı da ciddiye almaya, yani ciddiye almak zorunda olmadığını düşünerek yaptığım bir şey yani. Evet, kendimle ciddiye almadığım bir şey. Yani. Aynen. Aslında bir sanat benim bir oyun alanım. Ya zaten şey bakış açısı çok ilginç yani, hani ne bileyim işte fenomen demek, youtuber demek okey denebilir. Yani insanlar nasıl bir illa sanatçı cidden demek zorunda, evet, değil, evet, tabii ki ya sanat gibi de görmek zorunda değil. Ama orada bir aşağılama var yani, şey gibi böyle sanat illa o galerilerde yapılır. İşte felsefe konuşacaksan işte şeylerde yapılır. Panellerde. Panellerde yapılır, televizyonda bilmem ne tartışma programında konuşulur bunlar falan. Yo hayır. Her yer bir medium yani sonuçta. Twitch'te de konuşurum, YouTube'da da konuşurum, Twitter'da da konuşurum yani, kime ne. Ama işte o böyle eski tip bakış açısı onları hep yargılıyor ve üstten bakıyor yani. Evet evet, ben şeyi çok seviyorum yani, işte o noktada TikTok'ta mesela felsefe konuşulabilir yani. İşte, hem de nasıl? Hem de nasıl? Aslında evet, ne güzel de evet, hem de bir yandan da. Ya biraz insanların ön yargısı var ya, şey de var, var. Ya sosyal medyada öne çıkmış bir insanın hiçbir şekilde kendini geliştirmiş bir insan olabileceğine dair inanç yok yani. Sen sosyal medyada bir şey yapıyorsan sen fenomen misin? Sen o zaman kesinlikle malın tekisin. Evet. Sen zaten okumadın siz zaten. Ya da okul okumana da gerek yok. Belki hani alaylı bir insan kendini geliştirebilir de. Hani sizde de kültürel herhangi bir şeyiniz olamaz. Siz sadece internette şebeklik yapan bir grupsunuz ve bundan para kazanıyorsunuz gibi bir şey var, yanılgı var. Bir de şey var, seni takip ettiği günden itibaren senin hayatın başlıyor gibi. Hani onun için bir takipçi için seni atıyorum 2 gün önce takip ettiyse senin 2 gün öncesinden sonra önce bir hayatın yokmuş gibi. Hani hiçbir şey yapmamışsın bu zamana kadar gibi bir algı seni var. Biz var ettik. Yani evet, yani şey de tabii var etmiş de olabilirsin. Bir katkın tabii ki de olabilir. Ama hani biz de şey değiliz. Ne derler ona? Karamürsel sepeti mi? Ne deniyordum ona? Değiliz yani. Hak iddia edemezsin yani bir noktada da. Yani bir de şimdi ben yaş olarak da itibariyle küçük gözüktüğüm için evet,
Çok mutluyum bu yüzden. Gerçekten beni ben küçük zannettiğiniz için. Evet. Uh-huh. Ama ben yaşımı söylemesem de birçok insandan yaşça büyüğüm. Bir de hani evet. Ya abi hayatım ne bileyim üniversite 6 yıllık profesyonel bir çalışma hayatım olmuş. Zaten insanın en verimli yaş aralığını ben bitirmek üzereyim neredeyse. Öyle deme ya. Bak ama senin çok moralin bozuluyor. Çünkü evet. Şey gibi bir noktadasın. Ben çok hissediyorum onu. Yani hayatta böyle arkanda destekleyici bir aile, destekleyici arkadaşlar falan filan olunca bir şeylere daha erken adım atabiliyorsun. İnsanların başka şeylerin peşinde koştuğu zamanlar sen belki kendini bulmuş ve ona başlamış olabiliyorsun. Evet, evet, çok güzel. Öyle şey olmadığı keşke. Zaman evet. Senin belki 5-6 yılın yapmak istemediğin işte toplumu ve aileni ve çevreni memnun etmekle geçiyor. Ve biraz bir şeylere geç kalmış gibi sürekli hissediyorsun. Ben de hissediyorum. Evet, bunu hepimiz çok. Hissediyoruz. Bu ülkede ve bu dünyada yaşayan evet. Çoğu insan hissediyor. O yüzden öyle düşünme bence. Ya ama belki de bunu düşünmek beni biraz gaza getiriyor gibi bir olabilir. Yerden. Belki hızlı yani, o yüzden çok dillendiririm bu arada. Bunu hep söylerim. Yani ben hani atıyorum keşke evet dediğin, zannettiğin yaşta olsam, keşke dediğin gibi biri olsam ama atıyorum benimle mesela kendini atıyorum kıyas edip böyle işte beni eleştiriyor da güzel bir şey söylüyor ya da işte imreniyor falan ama hı-hı. Yani aşkım senin yaşındayken ben mobilyacıda günlük 80 TL'ye mobilya satıyordum yani anladın mı? Ve evimde internetim bile doğru düzgün yoktu hani bu noktada. Hani hiç kendini düşürme bu yüzden anladın mı? Evet 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 doğru yani. Senin bulunduğun noktaya da insanlar imreniyor ve böyle kendini kötü hissediyor. Yani aslında. İşte ne güzel şeyler yapıyorsun işte çok işte ne güzel işte ne bileyim arkadaş grubun var işte ne bileyim güzel yaptığım iş yani diğer işim de hani böyle ne güzel bir iş işte yapıp çalışıyorsun ne diyorsun ama yani benim bunları yapmam çok vaktimi aldı atıyorum ve de bayağı uğraştık hani ettik yapamazsın değil yani ama zaten sen de yaparsın ama işte başla yap başla, işte yani anladın mı? Gerçekten imrenmek çok güzel bir şey ne güzel daha da güzeli senin olsun zaten aynen. Ama başla ben zaten ya hep bu yani yayınlarımda ya da işte normalde de insanlara şeyim bu ya bir şeye başladığında ya şey hiç sevmem çünkü. Oflayıp puflamayı ve of keşke ya of abi şöyle ya böyle ya hep ofluyorsun ya. Evet. Bir sabah kalk da başla şuna ama işte yayın yapmak istiyorum ama mikrofonum yok. Benim de yoktu. Evet. Benim kameram benim ilk 6 ay zaten kameram şey 180p ya. Aynen. Yani anladın mı? Yoktu olsun kimse izlemiyor. Yapmaya devam et bir şey iyileştir izlerler yani. İstikrar yani ya yapacak bir şey yok. Zaten kim 3 günde videosu patlamış böyle insanlar oluyor tabii. Mesela atıyorum Danla Bilic zaten Twitter'dan belli bir bazı vardı. O bir projeydi abi. Projeydi. Şimdi beni ağzımı açtırmayın. Bak onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sonra yine emekle de ilgili. Bu konuyla ilgili geçen bir konu geçti aklıma geldi. Ha bir şey güzellik salonu merkezine gittim de oradaki bir tane oranın işte PR'cı kızıyla sohbet ederken şey dedi. Genelde insanlar dedi hani buraya gelen işte influencer işte gibi insanlar şey hani çekiyordum işte atıyorum kendiliğinden oldu nasıl oldu ben de anlamadım diyor. Hiç kimse yalan emek ya. Vererek bunu yaptığını söylemiyor gibi bir noktadan şey yaptı. Belki farkında olmadıkları için mesela ben reklam kökenli oldum. Reklamcılık bildiğim için belki de yaptığım şeyin nereye gidebileceğini biliyorum. Stratejik açıdan bunu görebiliyorum. Belki o yüzden diyorum ama olabilir. Mesela işte Danla Bilic mevzusunda şöyle bir şey var. Ben Armağan Çağlayan'la Danla Bilic programını izlediğimde Armağan Çağlayan bir televizyoncu ve yaptığı şey gerçekten emek veriyor ve televizyon gelenekselden dijitale geçtiği için adam yeni bir şey öğreniyor ve gerçekten hani diyor ki ben her yayınım sonrası yorumlara bakarım, istatistiklere evet. Bakarım falan mesela çok takdir edilsin. Danla diyor ki. Danla da diyor ki mesela yani ben izlemezdim bile YouTube. Yani işte benim menajerim mi işte ya aynen. Sen o zaman gerçekten sadece ya senin sana yazıyorlar, veriyorlar. Sen belki kamerada tuşu açamayacak bir insansın. Tabii tabii aynen. Ve hani bunu da azıcık bari buna rağmen şunu söyle. Ekibim çok iyiydi de. Evet. Ekibim sayesinde oldu de. Ama aynı zamanda ben de işte ona en azından YouTube istatistiklerini belki veri olarak sayısal verilere bakmak zorunda değilsin. Ama açıp bakarsın ya da bir sonraki içeriğimde ben ne koyabilirim üzerine değil mi? Mesela bunu deyince benim sinirim fıttırdı evet, anladın evet, mı? Nasıl evet. Olabilir yani? Evet. Şey değil çünkü. Ya o zaman sen bir projesin ve bir de şöyle bir şey var. Onun olduğu dönemde Twitter'da deli gibi dağınlamış mimleri düşüyordu tamam mı? İlk 4-5 şeyin sanırım para sonradan verilmedi insanlara. Evet. Deli gibi yani normalde bir kadın ön plana çıktığında herkes onu itin götüne sokar. Evet. Benim 2 tane videom dolaşıyor internette. Ben çıldırıyor çocuklar. Ya o tipteki insanlar çıldırıyor mesela ama Danla Bilic'e çıldırmadılar. Neden? Çünkü çevresi bir tık da o yöndeydi atıyorum. Kesinlikle. Manitasyonu mu ne vardı troll tayfadan? O mesela biraz oluyordu gibi. Onun menajeri zaten eski Twitter fenomeni ve o zaten Twitter'daki 3-4 tane kişiyi proje gibi. Kedimari de onlardan biriydi.
Selamlar kendisine. ama o mesela tutmadı. O kız daha farklı bir insan biliyorsundur. Evet. O böyle bambaşka bir yola gitti. Danla Bilic tuttu ve hani öyle bir şey ki beşinden biri tuttuğu zaman zaten zenginsin ve öyle bir tuttu ki artık hani herhalde evet, evet. Türkiye'de en çok kazanan influencer evet, Danla evet. Bilic'tir ya yani. Bir de tabii onun döneminde o yapılmıyordu. Bir de ben evet. Şimdi konuşurken şunu fark ettim. Erkeklerin desteklemesinin sebebini şu an fark ettim. Çünkü kadınlar da dalga geçiyordu. Tabii tabii. Evet tabii ki de. Aynen. ya her şey puzzle oturuyor ya. Diliyorsa, biz bu işi çalıştık, bu projenin peşindeyiz. Aynen. Ya bu arada Allah arttırsın ne güzel ama ya, şöyle bir şey var yani. Ben gerçekten bir şey için tutkuyla çabalayan insanları izlemeyi, görmeyi çok severim. Tamam yani mesela hiç dinlemediğim bir grup, dinlemediğim bir müzik konser olsa atıyorum canlı müzik gidip dinlerim mesela. Hiç dinlemesem bile. Çünkü çalarken bir insanın tutkusu var. Onu izlemeyi evet. Severim. Atıyorum ya da işte dans ediyor. Küçük videolarla TikTok'ta dans ediyor mesela atıyorum. Ama bu şey dans. Yani bayağı bunu profesyonel yapmak istediğini biliyorsun ve zamanla bunu yaptığını görüyorsun. Bu beni çok mutlu ediyor. Ya yani bir insanın azimle ve tutkuyla ne yaparsa kağıt katlasın atıyorum. En sıkıcı olabilecek şeyi söylüyorum. Evet, origami. O bile benim için gerçekten çok çok değerli bir şey. O yüzden biraz yaptığınız şey biraz tutku ya. Katılıyorum. Ben de katılıyorum sana. Bir de şöyle bir şey var. Ben onu da düşünüyorum hep. Geçmişinde bir beyaz yaka ya da atıyorum. Ya, beyaz yaka olmak zorunda değil ama evet. Bir süre içerik üreticiliği dışındaki bir şeyi istikrarlı bir şekilde 4-5 sene yapmış ve belki tepesinde bir patron olmuş, bir üst olmuş, öyle. Ona bir şey yapmak, el pençe yapmak zorunda kalmış. Burnu sürtülmüş insanlar. İçerik üreticisi olarak ben direkt anlayabiliyorum mesela. Çok disiplinli, çok daha disiplinli ve çok daha azimli kesinlikle. Oluyorlar. Kesinlikle. Evet ya mesela genelde şöyle bir şey var. Şimdi sosyal medyada daha ön plana çıkan insanlara yaşça daha 20 yaşlarının başında 18'ine evet. Yeni girmiş falan olduğu için biraz da hani çalışma hayatı nedir? Biraz bunları tam bilmiyorlar. Bunların ya para işte menajerlerin ya da işte şirketleri kime nereye bağlıysa biraz onların elinde. Evet. Çok biraz bunu ya bilemiyor. Bunu çok işte bu show business falan bunları çok yönetemiyorlar. Çok normal yani tabii 19-20 yaşında bir insanla bunu yapaması çok normal. Bir de üniversitede okumuyor üstelik. Evet. Hani herhangi bir sorumluluk alıp bunu bitirmeye dair hiçbir şey yapmıyorsun. Aynen. Evet ondan sonra işte kötü yorum geldi. Strese girdim. Nasıl içerik üreteceğim? Aynen. Çünkü hiç stres yönetimine dair bir şey yaşamamışsın. Seni patronun bir azarlasın, bir ağza sıçsın. Sen bir git tuvalete ağla gel. Sonra o işi nasıl yapıyorsun aynen. Yani? Ya da atıyorum bir anda çok para kazanınca o düşen motivasyonları. Tabii çok para kazanacak götü başı dağıtmak mesela. Evet. Bu tamamen toy insan hareketleri. Mesela ben gereken Babilon'u izledim de şeyde dün. Ne Babilon? Babil. Babil. Okay. Onu izledim de işte orada direkt işte şey bu sektör, film sektörü. Zaten film de nasıl bir film? 3 saat ne anlattı anlamadım. Ben izlemedim. Ya 3 saat ne anlattı? Orada şey örneği var. Direkt şöhrete birazcık şey olunca para kazanınca götü başı dağıtma, işte uçurucudan kafayı bulma falan mevzu. Klasik bütün filmlerde olan şeydir bu yani. Dizilerde, filmlerde bir karakter ünlü olup parayı bulduğunda direkt götü başı dağıtıyor. Ve benim çocukluğumdan beri izlerken en sinir olduğum şey budur yani. Allah'ım lütfen şunu yani bozma yani bozma. Sonradan şey olur dedim. Hep böyle götü başı dağıtıyor. Ondan sonra vazgeçer her şeyden ve normal hayata günü. Evet. Abi hayır niye şunu düzgünce devam ettirmiyorsun? Evet, evet, evet. Ya evet. Bir de İşte o yaşla alakalı bir şeylere yeni, sosyal ortama da yeni yeni giriyor insan. Aynen. Yani hayata da para işte akışını kendi içine yönetme, para yönetimi, sosyal hayatta evet. iletişim. Ne bileyim belki ilk defa sevgilisi oluyor işte o kişinin ona karşı tutumu onu yönetemiyor falan. Ya bu çok normal. O yüzden belki de biz şanslıyız. Öyle diyelim hadi. Şanslı mıyız, şanssız mıyız bilemem belli evet. açılardan. Ama ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. En azından yaptığın şeyin farkında olmak ve nereye gidebileceğini de öngörebilmek. Hani belki orası için biraz daha fazla çaba sarf etmek zorunda olmak olabilir bilemem. Ama şey böyle doya doya yaşamak gibi hissediyorum ve bu işin yaşı da yok bence. Ya evet ya biraz yani işte ben sadece şey tabii ki de keşke çok da erken yaşta böyle şeylere girebilseydim. Evet ben yani. De düşünüyorum. Ama bir de biz utan ya şey de vardı bizim zamanımızda yani Twitter'dan ya. Mesela Twitter kullanıcısı YouTube kanalı açtığında ben sen de mi YouTuber oldun? Tabii. Niye olmayayım abi niye bana böyle bir şey söylüyorsun şimdi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben utanç verici bir şey olarak adlandırıyordu YouTube kanalı açmak. Aynen ben zamanında kimseye gidip de yorum atmadım ama kendi içimden bunu söyleyen kişiydim mesela. Yani, ben de. Değil mi? Ben çok çok utanmıştım yani mesela ben drama pasta ilk başlayacağım zaman hani yüzümle falan da başlayabilirdim. Tabii o zaman bir sürü teknik problem de gelecekten kamera bilmem nesi falan. Hayır, iyi olmazdı ama
bir düşündüğümde şeyi hayal ettim. Kendi kişisel Instagram'ımdan bakın ben YouTube kanalı açtım diye paylaştığımı hayal ettim ve kıpkırmızı olup yok dedim. Ben böyle bir şey asla yapamam. Çok utandıran bir şey gibiydi. Çok utandıran. Ya işte sanırım ben o utanmayı da şeyde açtım biraz. Yani biraz hayata karışınca, iş hayatı ve insanları tanıdıkça, insanlara olan saygım azaldıkça evet. Artık utanmaya dair bir korkum da kalmadı. Doğru diyorsun. Yani böyle zaten işte oyun gibi görmeye başladım çoğu şeyi, anladın mı? Ve artık eğleniyorum ya yaptığım bir şeyden. Ben zaten kendime dalga geçiyorum. Benim komedim bu zaten. Hani ben kendime dalga geçiyorum. Kendimi karikatürize ediyorum ya da işte roleplay'e giriyorum. Hani yine kendi karakterlerimi İşte bölerek hepsini ayrı bir karakter oynuyorum falan. Hani o yüzden bu benim oyun alanım. Aha. Neticede. Ama biraz evet utanıyordum çok. Artık utanmıyorum. Artık bir zahmet utanma. Zaten seni gören diyecek ya inanamıyorum bu kadar izleniyor mu falan filan diyecek. Belki kuduracak yani atıyorum. Şey yapacak kişi, kıskanacak kişi atıyor. Ya illaki kötü şeyler. Sadece şey söyleyecektim sana. Ha. Senin mesela yüzünü gösterme şey var ya mesela yine magazin gibi bir şey. Gerçi seninkiler daha entelektüel ve senin çok daha kimi diyecek, doğru bir bakalım. Evet onu. Yağmur Çevik diyeceğim. Hayır, bir kere ben bunu Yağmur Çevik'i izliyordum. Ama artık bu kadar anti-feminist söylemler daha fazla izleyemem dedim. Hani şey gibi. Hani üst kat komşunda bir Yağmur abla vardır. Hani evet bazı söylemleri yanlıştır. Hani efendi kız ol, işte hanımefendi kız ol falan derim. Hani tatlı bir kadındır diye noktasında izliyordum. Artık dayanamadım ve şey geldi. Yani, o kadar da iğrenç bir şey. Evet. O kadar özel hayatı konuşmak. Ben de bu arada bir tane yayınımda şey yapayım, magazin, sosyal medya magazin konuşayım gibi bir şeyim vardı mesela. İşte birkaç konuk falan, 4 kişi falan konuk almıştım böyle konuşuyordum ama bir yerden sonra o kadar canım sıkıldı. Bana ne ya Cansu Akın'ın sevgilisinden? Ya böyle biraz şey oldum, anladın mı? Sıkıldım ya, beni hiç açmadı böyle. Ama mesela sonra film işte ya da biraz daha global şeyler, hani kültür olmuş bir şeyi yapmak daha güzel. Sana şey diyeyim, yüzünü gösterdiğinde şey de olabilir biraz. Ne? Yani şey profilin, kişisel profilin. Sana herkes bununla ilgili hep bir şeyler söyleyecek. Tabii. Mesela tabii. Ben bir kere şey yaptım abi, magazin programı. DM'im daha biri ay şu şuna fotoğraf koymuş, şu şunu like'lamış bilmem. Ben buna dayanamadım. Evet, ya evet. Sen dayanırsın bilmiyorum. Bana o kadar detay gelmiyor. Çünkü beni biliyorlar artık. Ya benim şununla çok ilgilenmediğimi biliyorlar. İlgilendiğim zamanlar da oluyor. Ben de biraz içine girdim bu arada. Yani İşin önce daha entelektüel tarafından yorumlayacağım diye başladım. İçine gire gire şuna döndüm ben de. Abi Umut Evirgen niye bütün bu kadınlarla sevgili falana ben de gittim yani tabii ki. Ama şunu da biliyorlar. Bilmem kimi takipten çıkmış pasta bunu paylaş ya da atıyorum bunun sebebi ne diye bana sormazlar. Çünkü umurumda değil bu kadar. Güzel bir artık şey. Hani milletin özel şeyleri evlerde ne yaşanıyor falan umurumda değil. Ve hani Yağmur Çelik de ben artık kendisi hakkında konuşmayı çok sevmiyorum. Çünkü öncesinde konuşmuş muydun? Biraz. Ha öyle mi? Aynen benim onun hakkında videom var ve şöyle düşünüyorum. Ben niye izlemedim onu ya? Atarım sana. Eski biraz 1,5 senelik 2 senelik belki. O videoda söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Çok da sert bir video. Ben eskiden YouTube'da biraz daha serttim. Şu an belki bir tık daha yumuşak olabilirim. Orada söyleyeceğim her şeyi söyledim ve artık bundan sonra spekülasyona giriyor ve ben her adını geçirdiğimde yine gelecekler videonun altına deliler gibi YÇ kızları selamlar etme. YÇ kızları aşkım biz size düşman değiliz, bizim mevzumuz bu değil ama sizin de belki farkında olmadınız bazı noktalarda yanlış yapıyor. Yoksa ben ilk başta izliyordum Yağmur Çevi'yi, story'ime de koydum, hatta Yağmur Çevi böyle bir şeylerle ilgili mesaj bile atmış olabilir. Ay bak sileyim abi. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Gayet bir konuyla bahsettim. İlgili bir şey bahsetmiştim. O da herhalde kendini biraz daha şey yapıyor artık. Biraz daha bilmiyorum. Ya şimdi öyle biraz diyorlar. Magazin şu an televizyonda sanırım. Yok değil. Yani demek YouTube ama televizyon formatı gibi bir şeydi. Hani ama bir de yanına da şeyi vermişler ya. Yazık adamın. Jezmoğlu'nun olayları hiç mi alakası yok adamın? Evet. İlk istediği o değilmiş. Bu arada şöyle bir detay var. Şimdi bu Yağmur Çelik ve Jezmoğlu'nun programının stüdyosunda başka formatlar da çekiliyor. Bunlardan bir tanesi Soğuk Savaş. Bilirsin değil mi? Aynen. Her yapım şirketine aynı, bağlı. Aynen. Ve o yapım şirketi batmış. Aa! Evet. Böyle nasıl batar? Bir yapım şirketi batıyorsa oradan karlı çıkan birileri vardır. Bilemeyeceğim. Bak. Bilemeyeceğim. Ya işte mesela Soğuk Savaş'ın akıbetini merakla bekliyorum. En son yeni video yüklediler ama stok olabilir. Ama o zaten Soğuk Savaş olarak mı geçiyor yoksa bir şeyin, onlar bir ekip gibi bir şeydi sanki. Ya onlar aslında Post 42, Base 42, Post 42 falan. Fakat işte onlar böyle biraz kan kaybetti falan böyle. Çok disipline giremediler, şey oldu falan. Sonra tamamen formatı Soğuk Savaş'a döndürdüler. Ve bu stüdyoyla işte bu yapım şirketiyle anlaşmışlar. Bunlar da şimdi batmışlar. Öyle bir detay var. Yağmur Çevik'in programı da o yüzden bitmiş. Aa. Aha, evet. Geçmiş olsun buradan. Belki Steve Yağmur Çelik'i satın alalım.
Sen buradan bir şey yapacaksın ya, bir format yok çıkaracaksın. Yok ya, ya bilmiyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Ben hani sadece dediğim gibi ya da takip de etmiyorum. Yani magazini, ya mesela ben şimdi şey noktasında da ya magazini eskiden herhalde çok böyle merak ediyorduk. Mesela geçen işte konuşuyorlar işte. İşte şöyle bir kıyafetmiş ama o kıyafet şöyle böyle ya falan. Mesela bunları konuşmak bile bana şey geliyor. Kötü. Kıyafet miyafet konuşmak falan. Ulan giymişse giymiş işte. Evet, yok evet. Ama işte onun şuradan memesi gözükür falan. Ulan sen mi giydin o mu? Giydin işte yani. Aynen. Bir de yani şey, en sinir olduğum şey de şu. Abi bu kadar paranız var, çok kötü giyiniyorsunuz, işte böyle mi giyinilir falan filan noktasında böyle şey yapıyorlar da. Ulan onların gittikleri gala ellerinin kiri. Haftada 3 kere gala gidiyor. Senin gibi dayının düğününe 3 ay öncesinden hazırlandığı gibi galaya hazırlanmıyorlar ki onlar. Mevziyeti beğenmiyorsunuz doğru, yani. Doğru, doğru. Ama şey diyorsun değil mi sen, bu Barbie galasına giden TikTokçuları... O da vardı hakkında, ben bahsettiğim örnek başka bir şeydi de. O Hafsa Nur mu peki? Evet. Değil mi abi? Barbie galası konusunda da yani... Ne bileyim, PR, belki PR için gittiler, şey için falan. Bazen iş için gidiyorlardır. Hani tabii. Ben mesela her gittiğim yere büyük büyük giyinirim. Evet, sen öyle ama çok güzel. Ama ya. Benim normalde de öyle. Ben mesela işte atıyorum, bu kadar, ben mikro influencer'dım çok uzun zaman. Gerçi sen o zamanlarda takipleşiyoruz zaten. Evet, evet. Yani 25K-30K arası bir takipçim vardı atıyorum. Ama ben o takipçim olduğu için değil. Yani benim daha az takipçim varken de ben bu pandemiden sonra özellikle aklım başıma geldi. Ve şey... Mesela kendi yaptığımız klibin lansmanında ben sanatçıyı artık gölgede bırakacak kadar abartı giyinirdim yani. Benim gittiğim lansmanlarda atıyorum, ben her zaman bir abartı bir olayım olurdu yani. Benim, starlık var bir şey sordu. İşte starlık, işte çünkü oyun oynuyorum ya yani. O benim için bir oyun ya. Evet. Onu böyle abartmak, büyük büyük giymek de benim için keyifli oluyor yani. Ama zaten şey, el alem nedir'i bir noktada üstünden atıp artık bir şeylere oyun ya da işte hayata daha böyle yukarıdan bakmak, işte bir gün öleceğim zaten ve şunu niye yapmayayım ki diyebilmek muhteşem yani. Bir özgürlük. Ve ben bunu Baharcan'dan videosunu yaparken de hissettim. Senle konuşmuştuk hatta bu konuyu da. Onaylarsınız, onaylamazsınız. Benim videolama da sinirlenenler olmuş. Anlıyorum onları. Neyi sinirlenmişler ki? Ya bu işte şey döneminde, deprem döneminde evet. Çok çirkin şeyler yaptı. OnlyFans'a sinirlenenler var. Ben hiç OnlyFans benim sinirleneceğim ve kimseye tükak edeceğim OnlyFans şey kullanması değil. Da mı sinirleniyor? Aynen, aynen. İşte yani. Kendini yani Baharcan'ın bir sürü maymunluk yaptı atıyorum. Onlara sinirlenmediniz. Kadının kendi rızasıyla görüntülerini ya da işte ses kaydı. OnlyFans'a girdiğinizi bilmiyorum ama sadece şey değil bu arada. Baharcan'dan yani, biraz daha ayak paylaşıyormuş, öyle anlatıyor. En temizi. Aynen. En temizi yani. Hı-hı. Çok iyi para kazanmış. Çok tamam. İyi işte. Aynısı yani. Aynen. Ya OnlyFans şu an biraz kriminalize edildiği için Türkiye'de de yasaklandı, öyle bir gündem oluşturuldu. Bu gündemlere de ben burada yani söylemek istiyorum, hazır lafı gelmişken, bu gündemlere çok kapılmamak lazım arkadaşlar. Yani şey olabilir, sizin kendi hayatınızda hiç onaylamadığınız, çevrenizde de hiç görmek istemediğiniz şeyler olabilir. Böyle insanlarla evlenmek de istemeyebilirsiniz. Yani atıyorum böyle şeyler arkadaşım çok normal. Arkadaşlar zorla değilsiniz kimseye. Ha, kesinlikle çevrenizde bulunsun da istemeyebilirsiniz. Bunların hepsi çok normal. Fakat bu gündemler biraz suni gündemler. Böyle şeyler yasakçı zihniyetin bir şeyleri yasaklatmak için suni olarak oluşturduğu şeyler. Ve biraz kullanılıyorsunuz. Yani eğer bu... Üzgünüm olsun. Biraz... Ya, üzgünüm. Ama farkında olmayabilirsin. Aynen. Gidip de hani atıyorum OnlyFans'la alakalı... Tatsız böyle işte bir kızın işte vardı ya, neyse bahsetmeyeyim hiç de, onun videosu çıkıyor atıyorum. Altına sen şunu yazıyorsan, Hüda para anlamak falan gibi bir şey yazıyorsan, sen orada kullanılıyorsun, lütfen bunu yapma diye bir kamu spotu da vereyim yani. Çok sinirliyim çünkü bu konuya. Bu da ayrı, bu ayrı bir şey konusu zaten, sohbet konusu yani. Evet, bu... boşver çıkalım burada, tatsız konular. Bir saniye, muhabbeti balla kesiyorum, minik bir duyurum var. Hepimiz internette gezinirken gizliliğimizi korumanın ne kadar önemli olduğunu zor yollardan da olsa öğrendik. VPN nedir? Hepimiz biliyoruz. Ama her VPN güvenilir midir? Tabii ki hayır. Güvenilir VPN bulmanın ne kadar çetrefilli bir yol olduğunu biliyorum ve sizi bu dertten kurtarıyorum. Surfshark VPN sizi güvenilir bir şekilde ülke sınırlarının dışına çıkarıyor. Netflix'te izlemek istediğiniz içerik sadece Amerika'da mı yayınlanmış? Hiç sorun değil. Türkiye'de otel rezervasyonu yapmak istiyorsunuz ama rezervasyon sitesine erişim engeli mi gelmiş? Yine sorun değil. Çünkü Surfshark VPN kullanıcısıysanız sadece iki tıkla istediğiniz yere ışınlanabilir, sınırları ve kısıtları bir süreliğine de olsa unutabilirsiniz. Tabii gizlilik deyince sadece IP adresinizi maskelemek ve sanal lokasyonunuzu değiştirmekten de bahsetmiyorum. Surfshark'ın Surfshark One servisi sayesinde aynı zamanda bir antivirüs programı kullanmış oluyor ve arama motorlarında iz bırakmadan, kişiselleştirilmiş reklam görmeden gezinebiliyorsunuz. Açıklamalar kutusundaki linkte Surfshark'ın size özel bir teklifi var. Üstelik bu linkle kullanmaya başlarsanız ilk 3 ay tamamen ücretsiz.
Dramatalks'un bu bölümünün sponsoru olduğu için Surfshark'a teşekkür ediyor ve muhabbete kaldığım yerden devam ediyorum. Ya işte Bahar'dan da aynı şeyleri aşmış bir şekilde hayatta, yani hayatı yaşıyor. O da oyun yapıyor. Da insanlar şeyi yapıyor. Çok mesela soruyor. Bana da soruyorlar. Yani işte o gerçek mi, şey mi? Yani şey, bir kere zaten anormal bir şey yapmıyorum da ben. Hani Bahar'ın belki hareketleri de, storyleri daha sivri geliyor olabilir size, tabii, ama tabii. Eğleniyor yani, anladın mı? Aynen. İlla ciddi ciddi kahvaltıdan fotoğraf koymak zorunda değil. Evet. Kahvaltı tabağına kredi kartını da koyabilir, anladın mı? Bu bir şaka yani, anladın mı? Bu bir şaka. Bu aynı zamanda kendin, onun da bahsettiği şey de hani kendi bulunduğu şeyi de biraz eleştiriyor yani aslında. Çevreyi. Onu da eleştiriyor. Yani güzel bir şey. Ben de onu Bahar'can'da ya, aptal saptal bazı şeyleri vardı işte bu bahsettiğin deprem mevzusu gibi ve kürk, evet, deri şey dışında. Eğer olmasaydı ben Varcan'dan takipten çıkmazdım yani. Aha. Ama bu son birkaç şeyleri beni gerçekten rahatsız etti. Ben de video için takip aldım, hala duruyor, bakalım. Oyun yani, oyun arkadaşlar. Evet. Ama yani şey gibi bir şey, şimdi bu sen misin? Evet benim, ama hep böyle misin? Hep de değilim, her zaman oyuna dahil olmayabiliyorum. Ya şey gibi, mesela atıyorum arkadaş grubunda otururken şımarırsın abi. Ya hiç mi yapmadınız abi? Biz mesela arkadaş grubumuzla olmadığımız biri gibi de davranıyoruz. Benim mesela Sercan'la en çok oynadığım oyun, Sercan'la 10 yıldır arkadaşım, ünlücülük. Biz ünlüymüş gibi davranıyoruz kafede. Yani bu son dönemde değil ama biz bunu 6 sene önce de böyle yapıyorduk. Son dönemde gerçekleşmiş. Gerçekleşmiş, artık yapmıyoruz. Artık sıradan biri gibi davranıyoruz. Aynen, sıradan biri. Ama hani şey noktasında, ne derler ona? Öyle yani arkadaşlar. Ama senin çevren de renkli. Senin hayata bakış açın da daha renkli. Benden de daha renkli bu arada. Kimseye burada şey yapmıyorum yani. Senin hani, o yüzden... çok güzel. Teşekkür ederim. Ben gerçekten biraz şeyciyim yani. Hala üstüme atamadım mı diyeyim ya da böyle biriyimdir belki de. Biraz daha hani biraz ciddiye alan bir tipim yani. O da çok belli senin zaten. Senin burcun ne? Ben de burçtan çok anlıyormuşum gibi. Başaksa belki ha demek ki öyle derim. Mide bana çok başak maşak diyor çünkü şeyden, bu arada ben hiç burç muhabbetini anlamam. Çok sevmem. Ben de anlamam, niye sordum bilmiyorum. Olsun yok, ön milleti soruyor da hep. Şeyden dolayı böyle birazcık düzen şeyim falan çok var. Bir de hani videoları yaparken inanılmaz böyle egzerler megzerler tutuyorum. Evet. Yaptığın işin disiplin olduğu belli. O ayrı mevzu. Ben şey, bu ülkenin eğitim sistemi tornasından geçmişim, kolaysa disiplinli olmayayım yani şimdi. Senden bir fen lisesi mezun. Yalan. Bak değil mi, fen lisesi mezunu vibe alıyorum, yes, diyecektim. Yes. Hayatım çok garip ya. Fen lisesi, işte bilmem mühendislik falan, evet, filan. Sonra ajans. Saçma gibi. Sapan. Dedim ki ben yumruğu koydum masaya. Yok ya dedim, hani olmayacak bu iş böyle. Corporate böyle şey giyip gidemeyeceğim şirkette. Kumaş pantolonumu giyip gidemeyeceğim. Benim bir rahat olmam lazım dedim. Sonra buralara kadar geldik işte. Ki şu anda da bankadayım bu arada. Yine çok alakasız. Biliyorum, söylemiştim. Aynen. Neyse, beni boş verelim. Kültür ya. Farklı kültürler, farklı hayatlar. Arkadaşlar, hayat bizim fanusumuzdan ibaret değil yani. Hayat İzmir'den ibaret değil sonuçta. Bunun Sultan Gazi'si de var. Bir kültür muzayi sonuçta. Ülkecenek. Yani biz bir gün loca, bir gün hocadayız. Bize koymaz. Evet, selamlar tekrar. Kısa bir ara verdik. Ben Sude'ye bir margarita hazırladım. Şu an margaritalarımızı yudumluyoruz. Ve devam ediyorum Sude. Ben seninle... İşte şey yapmadan önce, kayda geçmeden önce bir şeyler not almıştım bu arada. Ve böyle senin röportajda, sen zaten kendini anlatmayı çok seven bir insansın. Hep. Evet. Ve aslında her katıldığın yerde de konular aynı yere gidiyor. Doğaldır yani. Hani içerik üreticisi, işte eski beyaz yaka falan. Tabii ki bunlar konuşulacak. Ama çok çok güzel lafların var şey gibi. Onu zaten konuştuk ama insanların mücadele ederken görmeyi çok seviyorum lafın. İnanılmaz hoşuma gitti ve ben bunun üstüne düşündüm. Yani çünkü şey gibi bir şey bu. İnsanın hayatında çevresinde hedefleri olan ve bir şeylere ulaşmak isteyen insanların olması insanı da yukarı çeken bir şey. Ve insana da o tutkuyu veren bir şey. Ki zaten tutkuyu da demiştik. Yani şöyle, mücadele konusunda söyleyecektim. Hı. Ya bunu aslında biz, işte Sercan var ya benim ekürem. Onunla falan da çok, yani bizim de hayatımız mücadeleyle geçti. Yani her sabah kalkıp ya bir işe gitmek ya da her sabah kalkmak bile bazen mücadele etmen gerekebiliyor. Tabii. Kendin olmak için mücadele etmen gerekebiliyor. Yani senden beklenenden farklı bir şey yapmak bile mücadele isteyen bir şey. Yani her zaman avantajlı bir yerde olamayabiliyor insanlar. İşte hani doğduğu yerde işte ondan beklenenler gibisinden. Ya şeyi işte seviyorum. Ya ben hayali olan insanları seviyorum. Bir şey için çabalayan insanları seviyorum. Böyle şey, o yüzden beni hiç çekmiyor. Mesela işte zengin olup full tatil yapmak, aha, falan. Mesela bu hayaller beni o kadar bayıyor. Bu hayal mesela beni çok bayıyor. Yani şey de değil. Ya evet, güzel tatilini yap, ne güzel falan ama...
şey noktasında çevremdeki insanlar da mesela hep üreten insanlar, işte reklam yönetmenidir, işte tasarımcıdır, sanatçıdır, işte müzisyendir. Bir noktada bunu üretmek için bu ülkede, yani evet, sevdiğin şey yapmak için zaten şey, eğer büyük para etmiyorsa onun peşinden koşmak çok zor bir şey. Yani kimse sana saygı duymaz, kimse seni desteklemez, seni küçük görürler. Ya o mücadeleyi seviyorum, hani yapacağız be kanka, halledeceğiz evet be kanka. Hani böyle işte bir iş için, ya işte benim atıyorum işte yönetmen arkadaşım da var, bizim bütün işlerimizde işte bize hep peşimize koşturur mesela. Hı hı. İşte videolarımızı, fotoğraflarımızı çeker. İşte kanka şuna şöyle bir renk yapalım. Böyle o da bir şey katar yani bu işe. O çok güzel bir şey evet işte. Ya da arkadaşlarımla falan da hani biz işte tasarım şirket ekibi olarak da mesela bir şeyler yaparken yani hep ekipmanımız yaptığımız iş için daha azdır. Yani hep böyle bir gece sabahlarız. Hı-hı. İşte iş patlar. Hı-hı. Daha da yapmak zorunda kalırız. Anladın mı? Yani düşeriz, hep toparlamaya çalışırız. Yani hep böyle bir işte o mücadele hali var. İşte şeyi sevmiyorum yani. Oflamak, poflamak, evet, olmuyor demek. Hep mızmızlanmak. Yani evet. Mızmızlığa asla tahammülüm yok yani. O yüzden bir de şey de var yani. Çevrende eğer mızmız biri varsa şey de oluyor yani, seni gerçekten düşürüyor. Tabii. Bir de şey de oluyorsun yani, işte hani güzel sen işte şöyle yapıyorsun, işte bizim olmuyor falan filan. Böyle hani tam ne güzel işte senin böyle oluyor falan filan. Böyle şey yapınca da kendini iyi hissetmiyorsun. Yani kendim şimdi seni yaptığım için mutlu mu olayım, sen yapamadığın için mutsuz şey mu olayım, mu olayım? Değil mi? Hani bir de diyorsun, şey de değil yani, sabah kalktım mı, bir şey başladım mı gerçekten... Geliyor evet, devamı yani. Aynen, ve aynen. Bir de işin tatlı olan kısmı da mücadele kısmıdır. Yani yokluktan bir şey yapmaya çalışmak kadar güzeli yok yani. Ya zaten üretmek dediğimiz şey yoktan var eden bir tek Allah'tır tabii ki ama. ben burada su da belki. Ya üretim yokluktan gelir yani. Evet evet, yani şey ilginç bir şey hakikaten. Ben bu işi yapmaya başladığımda fark ettim. Böyle hep bende bir üretme tutkusu varmış aslında. Belki bastırmaya çalışmışım belli dönemler falan. Şu an psikoloğumla konuşuyorum. Yok ama doğru. Zaten öyle yani şey vardır ya, gerçekleştirilemeyen arzular hastalığa döner. Evet. Yani gerçekten ben bunca yıl aslında öncesinde internet zorba ya. Yani ve çok huzursuzdum. Ya gerçi huzursuzluktan ölüyordum ya. Evet. Böyle bir şey yok. Ve o işte 4-5 yıl huzursuz geçen 4-5 yılımın sebebi üretemiyor olmak. Doğru evet. Şeyi bulamıyor olmak. İşte disiplin, hangi disiplinde üreteceğimi bilmiyor olmak. Nasıl hangi yolda yapacağım. Ya. Ondan dolayı gerçekten böyle kabızlaşmış bir şeydeydim. Beynim kabızlaşmıştı yani. İşi izliyorsun mesela, son ürünü görüyorsun ve çok hoşuna gidiyor. Ben niye bunu yapmıyorum diye. Belki hani o an hoş olmayan duygular da hissedebiliyorsun evet, evet, onu yapan kişiye karşı. Bunu bir sürü insan da yaşıyordur evet, eminim. Evet. Hepimiz yaşadık yani bunları. Orada böyle şey yapmak gerekiyor belki. Yani o insanın nasıl başladığına bakmak, başka insanların nasıl başladığına bakmak. Bu sohbetler o yüzden bence keyifli ya. Yani ya kaç kişi inspire ediyoruz bilemem de yani. Bu arada ben çok severim ya. Ben kimseye böyle TED konuşması gibi şey yapmak, ilham vermek falan değil ama bana güzel dönüşler geliyor. Yani özellikle gerçekten beni hani uzun süre takip eden, işte hayatımı bilen, işte ne zorluklardan geçtim bilen insanlar. Hani diyor ki ben senden işte atıyorum 10 yaş küçüğüm ama işte... şey noktasında senden bir şeyler alıyorum ve bu yolda ben de ilerleyeceğim. Ben de şöyle yapacağım. Şey de değil. Sadece bir kadın olarak bir yalnız başına kendi ayaklarının üzerine durmak bile gerçekten hani keşke benim zamanımda ben 17 yaşındayken de karşımda güzel bir rol model olsaydı da korkmasaydım bir şeylere başlamaktan. Çok kesinlikle tedirgin olmasaydım. Yani yapmanın bu kadar yani yapılabileceğini bilebilseydim. Ha, üretmenin ya, emin değilim bu konudan. Üstüne bir şey de okumadım. Üretme isteğinin her insanda var olan ve bazı insanların yapmayı seçmediği bir şey mi olduğunu, yoksa bence de bu yoksa da enteresan. Bazı insanlarda var, bazı insanlarda yok mu? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben de bunun hakkında bir araştırmada ya da şey yapmadım. Ama bu benim de düşündüğüm bir şeydi. Yani bazı insanlar mesela bir arkadaşım var hiçbir şey yapmadan durabilir. Yani evet hepimiz hiçbir şey yapmadan durmak istediği bir şey olur ama ya mesela nasıl 6 aydır kafana aklına takılı olmayan bir şey olabilir? Evet. Anladın mı? Evet. Yani en azından bir yere gitmek bile olabilir bu. Evet. Yani gerçekten şey olabiliyor. Bazı insanlarda sanırım bu yok. Bu şey değil bu arada. Üretmek sadece sosyal medya içeriği üretmek olarak tabii düşünmeyin yani, anladın mı? Yani şu an biz belki sosyal medya içerik üreticisi olarak
olduğumuz için size öyle gelmesin. Yani ne bileyim bir resim yapmak, ne bileyim bir yazı yazmak. Yani yazı da kitap yazman değil. Yani bir tweet atmak bile olur anda bir şey ifade edebilmek, bir fikri somutlaştırmak için. Ya veri görselleştirmeyle kafayı bozmuş bir sanatçı keşfettim. Şu an ismini unuttum, çok özür dilerim, buraya koyacağım. ya inanamadım ya, şeyi düşündüm. Ya ben de biraz şey bir tipim böyle. Bir şeyleri arşivlemek ve o arşivi böyle düzenli bir şekilde tutma manyağı bir tipim. İşte Başak çok iyi bence. Belli notlarını. Değil mi? Yani bu yani en basic şey yani. Benim bir kısmetse olur Excel'imi gör. Bu arada renklik şeylerle altlar çizilmiş böyle. Aynen. 5 tane renk var. Bu da bu arada Aneko'nun, canım Aneko'nun hediyesi. Bu podcast'ta bulunamadı maalesef ki. Selamlar ona. Ne diyecektim sana? Ha, bir insanın ya kısmetse olur Excel olur mesela, anladın mı? Hani şey gibi biraz komik yani aslında. Yaptığın işi niye bu kadar ciddi alıyorsun? Sonuç olarak kısmetse olur konuşuyorsun ama ben de öyle yapmayı seviyorum. Bu kişi de bahsettiğim sanatçı da, yine ismini unuttum. İşte benim stilim, bu tarz benim ilk sezonunu. Sanki bunu hatırlıyorum ya. Story'de paylaştım çünkü. Aynen. Öyle mi? Aynen, oradan belki görmüşsündür. Ya da belki burada tanınan da biri. Oradan da benden alakası bir şey. Bir bakayım o zaman ya. Sanki çünkü hatırlıyorum böyle bir okey, ben buraya koyacağım, sana ayrıca da atarım. İnanılmaz bir şey yani. Bir insanın bunu insanlara sunma şekli. Yani bunu değerli görmesi öncelikle. Öncelikle kendi yaptığımız bir şeyi değerli görüyor olmamız bence zor bulunabilir. Yani evet. Bunu çok geç keşfediyoruz. Böyle bir şey var maalesef. Çünkü aile bir şey diyor, öğretmen bir şey diyor, dersiz bulunuyor. Hani bambaşka alanlara yönlendirmek istiyorlar seni. Ya şey noktasında bu şeyi ben çok düşüneceğim. Muhtemelen bugün onu düşüneceğim. Yani herkeste bu arzu var mı yoksa yok mu noktasında gerçekten kafamı kurcalayan evet. bir şey. Evet. Ama bazı insanlarda şey yok yani. Yok. Gerçekten ben yok ya. Yalan da değil sanırım, yok. Ama bu bir eksiklik olmayabilir, siz de başka şeyler yapıyorsanız yani. Ya bu arada ya o da bir seçenek. Bu çünkü sancılı bir şey bir yandan tabii. da yani. Şimdi bunu hiç hissetmeyen bir insan bunu anlamayabilir, tamam mı? O yüzden yani. Mesela hani atıyorum sanat üretimine falan da bazı insanlar böyle hani osuruk muamelesi yapar yani. Hani buna belki değer vermeme, yani insanların o şekilde görme sebebi de bu olabilir. Buna dair hiçbir şey yaşamamış olmaktan kaynaklı olabilir yani. Ve bir şey hissetmiyor yani. Ona baktığında evet. ya da şey tüketirken. Bu ne yaptın ki o zaman falan. Evet, yani. Evet. Ya nasıl, niye? Evet. İşte bir şey var ortada işte. Aynen. Bir şey oldu işte. Bir şey yaptım işte. Yani evet. O çok güzel bir şey. Ya mesela benim çevremde şöyle insanlar çok olmuştur. Şey diyen, ben zekamı hayatta minimum eforu harcamak için kullanacağım. Nasıl diyeyim? Hani anladın mı ne demek istediğimi? Atıyorum, ben de bu arada bir beyaz yakalı olarak ben de bu moddaydım aslında. En kolay işe gireyim. Ben de aynen böyleydim, biliyor musun? Şöyle bir şeydi, ben işte reklam ajanslarının ilk başladığımda falan şeyden çok korkuyordum. Yani ajans hayatı çok zordu, çok kreatiftir. İşte kafa patlatman gerek. Ulan dedim, ne kadar zor, ben bunu nasıl yapacağım? Ondan sonra işte bir işe girmiştim, o iş beni çok yormuştu. O işten sonra dedim ki, arkadaşım bir ajansa çalışıyordu işte, bir şey, işe alım vardı, başvurdum ben de. Dedim ki ya, dedim bana hani az para verin ama işte bir o kadar az olsun. Saat 5'te 6'da çıkabileyim ben bu işten. Çünkü şey yok, ben hani buraya vereceğim eforla kendi sanat işlerime kesinlikle. Vakit ayırayım falan diye. Hani gerçekten 8 ay boyunca o kadar robot bir iş yapmıştım ki. Evet. Ama çok mutluydum. Umurumda değil. Zaten kimse bana saygı duymuyor. Kimsenin umurumda değilim. Sabah 10'da mı gelirim, 11'de mi, kimse bana şey yapmıyor. Çünkü yani yaptığım iş çok basit bir iş olduğu için kimse benim elime bakmıyor iş yapmak için. Evet. Geliyorum gidiyorum ve o sırada işte sergiler falan, sergi fikirleri çıktı. Kendi bir şeyler, işte fotoğraf çekiyordum o dönem. Aha. Onun üzerine gittim falan. İşte. Biraz öyle aslında, çok da gerek de bilmiyorum, bu da bir strateji. Çünkü benim ara ara öyle oluyordu, hani bir işe gireyim çok monoton olsun, beni kafamı yormasın, beynimi yormasın ve yani. Ve asıl kafamı kendi yapmasını şeyle şeyle yorayım. Şu da dediğim gibi bu bir strateji. Şu da bir seçenek. İnanılmaz kariyerci olacağım ve gidip hani CEO olacağım. Atıyorum CEO'yu hedefleyeceğim. Olamazsam ne bileyim başka bir şey olurum. Genel müdür yardımcısı olurum, genel müdür olurum falan. Kariyer şeyi. Yani bir yere çok bağlı kariyeri mantıklı. Çok sevmiyorum ben. Evet, ben bir yerde de onu bir şey sevmiyorum. Olmaktan, hatta bir yerde bir şey olmak için çabalayan insanları da anlayamıyorum. Ben de anlamıyorum. Benim ise garip oluyor, hiç hareketleri fark etmiyor. Öyle mi? Ben çok fazla insan tanıyorum. O yüzden garip oluyor diyemem sana yani. Bin bir evet, çeşit. Belki ama yani bir yerde yani bir işte CEO'nun yardımcısı olmak için bu kadar kendini paralamaman lazım. Ya o biraz daha işte bence şu anki kuşakta da. Kendi bir şey, bir yere ait hissetmek için belki de şey. Çünkü iş yerini bazı insanların işi çalıştığı, senin normal işçi olarak aldıkları sigortanın bağlı olduğu yerine bu kadar benimseme yani. Bir de şey, hani sen mesela atıyorum bir proje yapmışsın. Karlılık hedefli bir proje olsun. Mesela kar, şirkete sen de bir şey alıyorsun. İnanılmaz bir kar ettirmişsin.
Ondan da prim almışsın. Ama senin aldığın prim ne abi yani? Hani mesela atıyorum şu anki enflasyonu da düşünüyorum. Yani maalesef bu arada şu anki herkesin sıkıntısı bu. Yani biraz üstten üstten konuşuyoruz gibi gelmesin ama benim çevremde gördüğüm şeyler bunlar. Şu an aldığın maaş hiçbir şey ve nasıl eriyor ve şirketler de senin maaşını enflasyon oranında zam yapmamak için kıçını yırtıyor. Bir de o da nasıl yapsın bir yandan? Tabii çünkü yapamaz, adam o da yapamaz. Hani, yani her şey, herkes yani kriz dediğim şey bu zaten. Aynen. Yani. Ama yok şu da olabilir. Atıyorum global şirkettir. Mesela. Atıyorum elinin kiridir ama yine de yapmaz. Neden? Yani çünkü sonuçta Türkiye'ye yine bir karlılık hedefiyle girmiş TL üzerinden bir karlılık. Niye yapsın yani? Babasına hayrına çalışmıyorsun orada. Neyse böyle bir açmazdayız ve böyle olunca yaptığın iş ekstra anlamsız geliyor insana. Yani bu arada yaptığın iş şey değilse, atıyorum sağlıkçısındır, doktorsundur. Evet, bazı meslekler için ben de bunu şey demem. Aynen, yani. O bambaşka bir, atıyorum avukatsındır ve işte kadınlar için çalışıyorsundur falan. Bunlar bambaşka şeyler, bunu kastetmiyorum. İnsanlar da aşağı yazarlar zaten kendi hikayelerini. En çok, bu podcast'ın en çok sevdiğim şeyi budur. Onların hepsini okuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ama yani bizim de bakış açımız bu. Bilmiyorum ne dersiniz? Böyle yani. Aynen. Ve şey bu arada, ha şunu soracağım sana. Şimdi sen de yaptığın işi yeni yeni paraya dönüştürmeye başladın. Yani belki yani öyledir değil mi? Şey demek mi bu ya? Başarılı oldum mu şu an mı diyorsun? Yoksa sen zaten hep ben abi başarılıyım sadece insanlar benim değerimi bilmiyor mu diyordun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben hani böyle mikro influencer ve sanatçı, art influencer diyorduk biz buna kendi aramızda. Çok iyiymiş. Art influencerken... ufak işbirliklerim oluyordu mesela. Ama bunlar hayatımı kazanacağım şeyler değil. Yani ara ara bir para geldi kadar hani şeylerim oluyordu. Ya da işte Sudebel kız olarak bazı şeylerde işbirliklerim oluyordu. Ama bunlar işte ana gelir kaynağım değildi hiçbir zaman. Şimdi şöyle bir şey var bence. Sosyal medyada özellikle. Para kazanmadığında seni ciddiye almama durumları olabiliyor insanların. Ya şeyi görmek yani senin kendini döndürebilmem bir de birilerine para kazandırabilecek potansiyelde olduğunu sana gördüklerinde senin yanına geliyorlar. Şey gibi mi? Ekip kurmak gibi mi? Yani şey gibi işte bir yatırım yapacak. Bir marka mesela bir marka bana eğer sponsor oluyorsa atıyorum. Ben o markaya bir şey kazandıracağımı görmesi lazım. Kendim de kazanıyor olmam lazım. Bir şey de kazandırıyor olmam lazım. O yüzden şey... Şunu daha önceki bir şeyde de söyledim de yani sevdiğin şeyden para kazanmak sanki onursuz bir davranışmış gibi algılanıyor insanlardan değil mi? Hani sanattan para kazanmak, müzikten para kazanmak işte para için mi yapıyorsun bunu ya da içerik işte belki sırf para için mi yapıyorsun? Yani şeyi para için yapmıyorum ama ne güzel para da kazanayım bir de kazandığım parayı zaten yatıracağım şey bu. Yani burayı genişleteceğim başka bir şey yapmayacağım ki bunu. Ben işte dediğim şey noktası oydu hani işte... Hayatımda işte 6 ay tatil yapmak için para kazanmak istemiyorum ki ben yani. Benim yine zaten kafayı taktığım şeyler bir şey üretmek üzerine yani. Bu işte ne bileyim sadece internet içeriği de değil. Hani film olur, video klip olur, müzik olur işte ne bileyim her alanda yani anladın mı? Bunlar için finanse etmek için aslında istediğim bir şey. Ya mesela böyle suçlamalar şeylere falan hiç gelmiyor. Bazen onları çok şanslı buluyorum. Oyuncular mesela. Evet. Yani bütün Türkiye'nin atıyorum Hande Erçel hani hem Türkiye'nin hem Arap Yarımadası'nın bir numaralı insanı değil mi? Ben böyle bu kadına şey gelmiyor. Bu kadın atıyorum çok içine sinmeyen dandik dundik projelerde oynuyor ve gerçekten çok inanmadan da rol yapıyor böyle. Onu görebiliyorsunuz zaten. Fakat sonra da gidiyor işte 3 ay tatil yapıyor. Oralarda buralarda geziyor falan ve şu suçlamayı görmezsin yani hani. İşte bu kadar para... Yeterince proje üretmiyorsun. Ha mesela yani o kabul edilmiş. O aslında daha geleneksel olmuş. Aynen. Zaten oyuncu o zaman hep tatile gider. Evet. Oyuncunun olayı 6 ay çalışsın 3 ay tatil. Bir de onun çok para kazanması çok. Ya gerçi insanlar yine her zaman birinin para kazanması koyar da birilerine. Evet. Hani oyuncuların çok para kazanması koymuyor ama bizim mahalleden birinin para kazanması çok rahatsız ediyor bir yerden. Ben seni takip ettiğimde birkaç bin takipçim vardı. Şimdi şöyle olmuşsun bakıyorum da falan. Ne güzel şey misin? Değişecek misin acaba sen de? Diğerleri gibi mi olacaksın? İnşallah değişirim be güzelim. İnşallah hayat değişirim, gelişirim, evet. Hayatım değişir. Zaten şey değil ki, yani şöyle bir algı olabiliyor izleyicide. O her zaman senin eve geldiğinde, bilgisayarını açtığında orada olmanı istiyor. Ya bir evcil hayvan gibi seni istiyor. Evet. Her zaman sevmek istediğinde elinin altında olmanı istiyor ama ben canlı bir organizmayım. Sen bile hayatın seyri hayat değişebilir. Evet. Benim de hayatımın seyri değişebilir. Hani şey değil ki bu illa... Şurası bana daha çok para kazandırdı diye bir yere gidiyor olmam değil yani. Hmm. Belki o iş bana daha uygundur diye oraya gidiyorumdur. Ya onu daha çok seviyorumdur diye. Yoksa çünkü yeni bir şeyler denemeyeceksem ben Twitch de açmazdım ona bakarsan. Tabii, tabii. Tweet atan birisi olurdum ya sadece. Ya bu arada senin Twitch açma kararın ilginç hakikaten. Çünkü Twitch oldukça eril bir yer yani. Ben zamanında işe ilk Twitch dramalarını yaparak girdiğim için
Benim ilk takipçi kitlem felaketti yani. Onlar benden sonra nefret edip gittiler. Ben Twitch, bak bu sefer Dan'la bir işlik yapacağım. Ben Twitch izlemezdim. Ha. Nasıl olduğunu dahi bilmezdim. Ya ama şimdi şöyle bir şey. Evet, Twitch izlemezdim. Çünkü ben gamer, bir oyun kültürüm yok. Bilgisayar oyunu sonuçta şey yapmıyor, oynamıyorum. Hani ilgimi de çok çekmez. Sims Max oynarım yani. Ha. Ama şey benim için çok daha değerli. Yani birinin beni oyun oynarken izlemesinden ziyade benim karşıdan konuşurken izlemesi daha değerli. Tabii. Ya şey noktasında oraya girme sebebim de tek canlı yayın platformu vardı yani. Evet. O yüzden oraya girdim ama sonradan da dinamini anladım. Mesela atıyorum Twitch'te para kazanman için her gün 5 saat bilgisayarın başına oturup ya tepki videosu çekeceksin, evet, ya bir tık komik videoyu da izlerken video çekeceksin, evet, ya da işte oyun oynayacaksın. Ama bu bana şey bir şey, ters bir şey. Aslında benim yaptığım format Twitch'in çok dışında bir format, evet, yani. Evet. Ya senin YouTube canlı yayın olsan. Ben abone olmayın diyorum. Şey zaten o reklam şeyleri kaldırmaya çalışıyorum. Arada yayına giriyor, millet izleyemiyor falan, anladın mı? Ben orada değilim çünkü. Ben orada insanlar bana para kazandırsın. Çünkü orada abonem bana gelecek para önemli değil yani, anladın mı? Orada eğer sürekli yapmıyorsan, haftanın 5 günü o koltuğa oturmuyorsan, orada kazanacağın para zaten sana büyük bir getirisi yok. Benim de ben Twitch yayıncısıyım. Hayatımın sonuna kadar Twitch yayını yapacağım gibi bir şeyim yok ki. Tabii. Ben performans, neredeyse benim performansımı isterse oraya giderim yani. O şey noktasında şey bence çok zor yani Twitch yayıncılarının. Hayatın oraya bağlı. Sen başka ne iş yapacaksın? Tabii, doğru. Sen her gün haftanın 5 gün yayın yapmasan para kazanamıyorsun. Evet. O kadar da bu yemin ediyorum bizim ajansla çalışmaktan daha zor bir, evet, şey. Doğru diyorsun. Yani aynen. Nasıl böyle bir işe girdiniz patronun arkadaşlar? Patronun Twitch yani. Siz farkında mısınız girdiğin işin ne kadar zor olduğunda? Ki zaten şu dönemde o bit skandallarından sonra bir kısım YouTube'a geçti, evet, falan. Bazıları yine daha dirayetli olanlar oranın dinamini farklı olduğunu çözdüler ve orada sıfırdan bir kariyer inşa etmeleri gerektiğini fark ettiler. Çünkü platforma çok izleyici zor aktarmak diye bir şey pek yok çok yani. Çok zor yani. Ben atıyorum YouTube'da işte şu kadar kişi abone, Instagram'da kaç kişi takip ediyor bir bakalım. Çünkü insanların çoğu Instagram'da merak etmiyorum seni, evet, diyor, evet, yani. Bu bir olabilir. De şey de var, benim de var öyle. Gerçek hesabından takip etmiyor beni. Utanıyor musun benden? Ha, evet, fake'lerle daha takip ediyor. Şey seviyorum seni, ben de bakıyorum. Çiçek alt direk 90 bilmem kaç, hani böyle bir hesap yok ya. Abi bu arada benimki çok mantıklı çünkü insanların, influencerların, ünlülerin storylerini izleyip bana atıyor ya. Onu o stalk'u kendisine yapmak istemiyor. Ve benim böyle Instagram'dan DM'leştim ki herkese DM'leşiyorum. İnsanların yarısı fake'tir ve ben hiç bakmıyorum. Tipine de ayıp bakmam. Değil mi ya? İsmine de bakmam. Hiç umurumda değil, biliyor musun? Bir kere ben anonim olarak bu mecrada varsam, evet, gidip de millete fake diye laf etsem çok komik olurdu. Evet. Hiç öyle bir algım yok. Ben bu arada anonimliğe çok sövmem. Yani şey olarak mı? Twitter'da anonimsin, bana sövüyorsun. Anonim olma hakkı herkesin var, evet, bu arada. Evet. Çünkü böyle bir şey yani, bu şey değil ki. Çünkü bizim ülkemizde fikir özgürlüğü diye bir şey yok. Attığın tweetten başın yanabilir. Aynen. Ama yani bu kadar zor bir ülkede atacağın tweet de benim hakkımda olmamalı bence. Evet. Git başka şeyler eleştir ya, ne güzel anonimsin kardeşim, bana niye bulaşıyorsun? Git başka kişilere söv. Onlar daha önemli. Ama ben şöyle biriyle karşılaşmıştım. Bunu geçen birine anlattım, sana mı anlattım ya? Bir tanıdığım şundan bahsetti. TikTok'ta insanların canlı yayınlarına girip böyle hani freak dediğimiz, ucube dediğimiz tiplerin girip böyle full kötü yorum yapıyormuş. Saçım bok gibi olmuş. Bir freak'e yapılacak en şey yorum yani. Evet. Bir aptal aptal demenin hiçbir şey çekici yanı yok ya çünkü. Ya neyse işte, onun da morali bozuyor olabilir, anladın mı? Kime yorum yapıyor bilmiyorum şimdi yani. Hı-hı. Bağırcandan değildir. Başka biridir yani. Var ya TikTok'ta bayağı değişik. Ha aynen aynen, onu kastediyorum. Köpek belki taklidi yapan insanlar falan. Ha, ama yani köpek taklidi yapan biri olmak zorunda değil. Belki o normal konuşmasıyla normal konuşuyordur. Sana freak geliyordur. Yani böyle TikTok'ta moralini bozuyor olabilirsin. Evet. Ama zaten moralini bozmaya oynuyor. Yani çok gidip kötü yorum şey yapıyor. Ve ben bunu duydum ve bayağı, bu arada işinde, gücünde, ailesi, bilmem nesi, yani hiç demezsin yani. Ve dedim ki inanamıyorum ya, dedim o kişiler yani senin gibi insanlar mı ya? Tanıştığıma inanamıyorum bu kişiye dedim. Ya ben bunları 12 yaşında, 13 yaşında canı sıkılan çocuklar zannediyordum. Yok abi, değilmiş yani, bayağı yani asıl barklı. Freaking kendisi olduğunu fark etmesini ve o anki aydınlanmasını çok merak ediyorum. Çünkü yani işin gücünün arasında buna mesai harcıyor olman çok fena, çok üzücü bir durum. Bir hani hayatını kurmuşsun, etmişsin. Kendinde neyden mutsusun da bununla tatmin oluyorsun? Ben mesela freak yayınları izlemeyi severim. Aha. Gülerim, gülmek için, eğlenmek için. Bir de şeydi, ben internetteki hiçbir şeyden utanmam ya. Yani böyle şey çok çok üstüne geliyor insanların. Ben bazen insanların utanıyorum. Ya ben şundan çok ama üstüne geliyor insanların. Yani oğlum burası internet lan. Ya burada her şey yapılıyor zaten. Neler gördük yani. Evet. Ama işte çocuk taklidi yapıyor. Tamam, aptal taklidi yapıyor benimle. Hani bunu
şey vardır hani kötü içerik, aptal falan deyip geçmek var. Bir de hani böyle bunun üzerine böyle işte ahlak dersi ve akıl dersi vermek vardır yani. Ha. Maalesef ahlak akıl dersi verilecek bir ortam değil internet. Evet tabii 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 değil. Aynen. Yok ben birazcık ülke gerçeğini görüp moralim evet. bozuluyor. O bambaşka bir konu yani galiba. Ya şey falan var. Dilenen var. Evet. Ve şey falan var mesela atıyorum, engelli çocuğuyla şey yap işte. Ya şimdi buna bir şey de diyemezsin anladın mı? Tabii de, ne yani diyorsun? İhtiyaç sahibi ve bu işte sosyal medya kullanarak bunu yapıyor. Sokakta atıyorum. Gördüğünde bir şey yapamazsın. Sokakta gördüğünde bir şey yapamıyorsan internette de bir şey demezsin. Ama mesela yorumlar falan ya yani birçok iğrenç şeyler tabii. dönüyor evet. Ben şey anladım TikTok'un bu arada aslında asayişi çok devriyesi çok dönüyor. Hani şey olarak canlı yayınlarda biz çakmak yaktık diye mi bir şey kelime söyledik diye mesela biz banlanmıştık canlı yayında. Ulan bu canlı yayında tutsanıza millet. Cüce fırlatma yarışı yapıyor evet. ya canlı yayında. Bir şunlara bir tutun yani anladın çok mı? Çok acayip yani ya. Örnekti de. Yok, ona kadar oldu. Yapıyorlar ya gerçekten yapıyorlar. Senin çakmağın mı program oldu ona diyorum yani. Ha, evet anladın mı yani? Bu noktada bilemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. İnternet hayat gibi işte. Normal hayatta ne kadar absürt şeyler varsa internet yansıması yani. Ya işte hayatında bazı hayatlara hiç dokunmuyorsun, görmüyorsun ve orası senin kapın oluyor yani. Mesela şey çok eleştiriliyor. Bana çok anlamsız geliyor. Mesela ben işte geçenlerde yine sohbette benden yaşça daha küçük olan birisi hani. İşte TikTok'u işte hani TikTok'taki bu işte hani daha avam, daha ya da aptalca bulduğu içeriklerin olmasını falan işte hani TikTok o yüzden aptalca buluyor olduğundan falan bahsediyor hani. Yani internette dün mü tanıştım? Evet. Birincisi. Doğru. İkincisi hani şey noktası bir ben küçük görmeyi doğru bulmuyorum hiçbir şekilde. Yani herhangi bir mecra ama insanlarda böyle bir şey var. Bir şey küçük gördüklerinde daha zeki olduklarını zannediyorlar. Evet. Hani halbuki gerçekten bir şeyi küçük görülen bir yerde ele alıp oradan ne bileyim iyi bir yere gelmek tabii. kadar büyük bir şey yok yani. Doğru doğru. Ya TikTok'la ilgili benim tek sıkıntım şu algoritmasından falan kaynaklı. Mesela atıyorum bir kendi kitleni Twitter'da öyle tabii. Yani Twitter'dan millet alıntılaya alıntılaya kimlerin profiline düşüyorsun kim bilir yani. YouTube daha korunaklı. Instagram daha YouTube korunaklı. YouTube daha korunaklı evet. Aynen, YouTube'da o kadar seviyorum. Büyük bir şey olmuyor yani. Olmuyor öyle bir patlama. Twitter'a düşmediysen olmuyor. Ha aynen öyle. Ya da atıyorum bir sebepten Twitch viral olmadıysan. Twitch'da daha korunaklı geliyor bana o Twitch yüzden. Twitch'da öyle doğru. Ya benim aslında yayınları orada yapmamın sebebi de o yani çok da fazla. Mesela bana diyorlar ki Twitch izleyemiyoruz. YouTube'a atar mısın? İşte Instagram'dan açar mısın canım? Ulan benim yani bir kere beni izlemek isteyen insanın iki tuşa basıp gelmesini istiyorum evet. zaten. Ben kimsenin ayağına gitmiyorum yani. Aynen. Onlar gelsinler. Ben çok fazla milyonlar beni izlesin noktasında değilim. Hatta ben ne kadar yayını daha az kişi izlerse o kadar daha rahat oluyorum. Evet. Ki zaten böyle bir mecra seçmek de daha zor. Yani böyle bir mecrada başarılı olmak daha zor. Orada daha fazla kişiye ulaşmak zor. Yani. Mesela atıyorum benim Twitch yayınlarım şeyden işte atıyorum Instagram kesitinden patladı zaten kesit. Ama evet. bu bir strateji de bunu her bütün yayıncılar yapıyor. Ben zaten burada biz iki işte bu senenin başında belki TV tekrar yapacağız dedim de ben dedim ki ya tamam artık vallahi her şeyi düzgün yapacağız. Artık yayınları YouTube'a yükleyeceğiz. Artık kesitleri falan TikTok'ta ve Instagram'da paylaşalım. Çünkü ben bakıyorum diğer yayıncılar paylaşıyor evet. mesela hani. Ha ben biz de öyle yapalım artık falan filan. O noktada yapmaya başladık ve oldu mesela gerçekten yapma sebepleri doğru. Evet doğru diyorsun. Hakikaten ha. Onu yapmasam belki. O, evet bu arada hani onunla alakalı bir durum. Bazı şeyler böyle insana içerikli olarak zul gibi geliyor. Öf tamam videomu yaptım yükledim. Şimdi bir de Reels'ını mı yapacağım? Şimdi bir de TikTok'a bilmem nesini mi yapacağım falan. Halbuki videona biraz daha az emek verip onu yapsan birazcık belki başka bir yerdesin. Birazcık daha oluyor. Yani böyle şey gibi işte. Tam son kazmayı vuracaksan açılacak yolda böyle hani anladım. O yüzden vazgeçiyorsun değil mi? Ne olursa olsun yani yapıyorum. Paylaşıyorum şey yapıyorum. Bir tek Twitter'a artık paylaşmıyorum. Çünkü Twitter ben de şey insanlar anlayabiliyorum bak gerçekten bu da insanlara söyleyeyim. Beni görmekten bıkmış olabilirsiniz. Çok haklısınız. Ben de çok meraklı değilim TikTok'a girme sadece kendi sesimi duymaktan. Anladın mı? Hani bu güzel bir getirisi olan bir şey ve çok mutluyum ama hani ben de hep kendimi görüyorum bu noktada. Ama ve Twitter'da da şöyle tweetler okuyorum. Sude Berkis abi çok iyi kız değil mi? Bilmem ne hani nasıl paragraflar yani. Şimdi bazen güzel şeyler de var. Ama yani orada sana sövmesinler. Orada o tweet'i yazana sövsünler. Yani şey noktasında yani şimdi şöyle bir şey var. Komik kesitler etkileşim aldığı için meme sayfaları benim kesitlerimi paylaşmaya başladı. Yani onları ben paylaştırtmıyorum ki sonuçta. Onlar paylaşıyor. Şimdi sen onları paylaşıp bir bana sinirleniyor anladın mı? Anlıyorum okey Twitter'da herkes atıyorum Sude Berkis atıyorum övmek bir tık trend oluyor gibi. Tam erkeklerin agalar utanıyorum söyleyemiyorum ama bu kıza ölünür falan anladın mı? Hani
O da etkileşim için bunu yazıyor zaten, anladın mı? O da etkileşim için yazıyor. Sonra yok kanka buna da kalkıyorsa kes kanka falan böyle tartışma bilmem. Sonra bu kızla çok abarttılar bilmem. Olay benim hiçbir alakam, sadece benim videomun kullanıldığı ve benim alakam olmayan bir diyalogdan dolayı benden nefret ediyor. Bir de şey tabii ki de erkekler onlara karşı söylediğim söylemlerden dolayı nefret ediyorlar. Evet, evet, o Allah'ın emri. O Allah'ın emri. Benden nefret ediyorlar çünkü. Ben, evet ama şöyle bir şey var yani. İnanın hani bu nefret beni çok doğru konumlandırıyor. Yani o kitlenin nefret etmesi, erkeklerin değil bu arada. Yani bir grup var işte profil resminden altta tweetlere kadar hepsinin aynı tipte olduğu. O tiplerin benden nefret etmesi beni doğru konumlandırıyor. Sen yani. Gelme ulan ayı. Ha, yani evet zaten hani sizin benden nefret etmeniz bana okey. Ben sana bundan memnunum. Senin normal hayatta hiçbir şekilde çevrende bulundurmayacağın insanlarsa seni de belki içerik üreticisi olarak izlememeli. Mesela bana şey çok korkunç gelir hep. Eski YouTuber'ları düşünüyorum ya da eski ya da yeni fark etmez. Çok geniş kitleye hitap eden insanları düşünüyorum ama kendi hani personasıyla bir program yaparak değil. Ve şey böyle çoluk çocuk da izliyor. Toksik böyle toksik erkek de izliyor. İnanılmaz böyle değişik insanlar yani teyze amca da izliyor falan. Bunların hepsine hitap etmek zorunda. Hani bir tarafı küstüremez. Böyle bir konumda işte o 2-3 milyon aboneli kanallar var ya. O bana çok korkunç geliyor. Ben mesela onu yapamam yani. Hani. Ya orada kendini çok geri plana atman gerekiyor. Yani eğer bize karakterin varsa kendini çok geri plana atman lazım. Çünkü yani illaki bir konu hakkında bir yorumun bir tarafa kayar yani. Aynen. Anladın mı? Yani yaş grubunu daha belli edersin. Ya bence ama şey biraz bence sıkıntı. Ona mesela ben çok özel hayatımı anlatırım hayatımı ama özel hayatıma çok girmem mesela yayınlarda falan da. Benim özel hayatım çok eğlenceli ve çok renkli. Eğer ben bunu açsam zaten çok izleneceğine eminim. Çok keyifli bir hayatım var. Ve bundan da çok mutluyum. Yani şey arkadaşlarımı seviyorum. Yaptığım iş öncesinde de işte yaptığım işten dolayı falan da çok renkli bir hayatım vardı zaten. Şey noktasında onu açsam çok keyifli bir içerik olabilir ama açmamam daha doğru gibi geliyor. Yani bazı bunu yapıp para kazanmak da biraz bana zor geliyor. Mesela çocuğunu çok göstermek. Evet. Aynen. Yani mesela evet yapan yapar okey ama o çocuktan rıza alman lazım yani bir biraz noktada. Zor. Bir de insanlar bu kadar iğrenç insanların önüne gülmeleri için atmak bana çok doğru. Yani anladın ki ben bahsettiğimde. Tabii anladım. Yani yani doğru ya yani ben çocuk yetiştirmedim. O yüzden neyin doğru neyin yanlış olacağına dair çok büyük şeyler söyleyemem bence. Çocuk sahibi olan bir insan daha iyi anlar ama ya evet o da hayatın bir parçası ve bütün hayatını gösterdiği için onu da gösterirsin. Ama onun malzeme olması ayrı bir konu. Zaten bir şey soracağım. Influencer olarak çocuk sahibi olduysan baştan çarpı iki gelir yani hani. Evet. Hem bak sana çocukla alakalı gelecek markalar, bebek bezidir, bilmem ne de pişik kremidir falan. Onu bir kenara koydum. Onun dışında da sen markaların gözünde şey konumda oluyorsun. Zaten öyle canım. Ben bir şeyde çalışıyordum. Çok eski staj yaptım bir markaydı hani. O hamileymiş. Hemen ona şey doğum için şey yapalım. Ay arası planlanın falan. Şey de düşünüyorlar yani. Bak hem işte hem ana hem de işte bilmem ne yapıyor. Ve şey de oluyor. Markaların tam istediği kişi oluyorsun. Ana oluyorsun bir kere anladın mı? Hiçbir şekilde. Bir akarı kokarı yok yani. Sana gelip yanlış bir şey yapmazsın zaten. Yapmaz. Aynen. Çünkü markaya bu çok dikkat eder. Yani bu kişi riskli mi? Bu kişi riskli bir söylemde bulunur mu? Bazı markalar çok daha yenilikçi bu konularda şeyler. Bazısı da çok kurumsal büyük şey markalar çok safe gitmek ister yani. Çok safe bir insan olman lazım. Yanlış bir şey yapmaman lazım. Ya, yanlış bir story atmaman gerekiyor. O yanlış da bu arada. O yanlışın kıstası. Yanlış değil bu arada. Evet. Hani. Çıtası öyle bir noktada ki mesela işte Ülker'in şöyle bir hikayesi var. Ben bu arada özelden edinmedim bu bilgiyi. Sanıyorum İsmail Türküsev anlatmıştı ama emin değilim şey olmasın. Şeyde iki tane kadın kullandılar diye reklamda, kreatifte iki tane kadın kullandılar diye olmaz denmiş mesela. Aa iki yani kadın bu, ne yapıyor varmış? Bir şey yok yani romantik bir ilişki yok. Ama yine iki kadın olmaları değil. Bir kadın bir erkek. Aynen o kadar normatif bir yerde. Yok evet evet öyle oluyor. Yani böyle. O tarz markaları zaten öyle. Aynen. Yani ama şey noktasında ya aslında o insanlar çok da yani bizden daha iyi bilmeleri lazım. Bu işin içindeler ve çok büyük paralar kazanan insanlar. Hani bu sektörün ne kadar kirli bir yönü de olduğu. Yani bu biraz kirli bir taraf bence. Tabii. Yani çocuğundan peki işte şöyle bir soru yani çocuğun tabii ki neden para kazanmayasın? Ama ben malzeme olmasını istedim. Hiçbir arkadaşımın da mesela bu şekilde malzeme olmasını istemem. Ben hiçbir şeyimin de malzeme olmasını istemem yani. Şey Sercan ne yapıyor bu arada? Mesela Sercan çok daha bir tık daha geri plandadır. Evet. O mesela müze
Türkiye müzeler bir şeyi. Ha, öyle mi? Evet. Eskiden müzede çalışıyordu. Şimdi bir tık daha terfi aldı ve Türkiye müzeler bir şeyi oldu mesela. Bir şeyi. Ya o mesela işine takım elbiseyle giden bir insan normalde. Serdan tebrikler terfi. Türkiye müzeler bir şeyi olarak. Bir kariyeri var mesela. O da müze ve arkeoloji sanat tarihi üzerine böyle çalışmalar yapan birisi. Yani mesela bizim Sercan'la arkadaşımız vardır ama mesela çok özelimizi yine açmayız şey noktasında. Ve Sercan sevdiği için dahil olur bu arada. Ya ben Sercan'ı illaki kanka gel, yani tabii ki de söylerim. Hı-hı. Davet ederim falan ama biz Sercan'la bu yola birlikte girdik gibi bir yerde ama ben daha bu işlerden anlayan tarafım. Hı-hı. O biraz daha geliyor, eğleniyor, gidiyor tarafında yani. Hı-hı. Ama işte ileride yine birlikte bir şeyler yaparken Sercan'ın her zaman benim ekürümdür yani. Çünkü aha, iyi anlaştım. Sohbeti baktım, akıttım bire. Peki neden yayınları bitirdiniz ve neden tekrar başladınız? Ya şöyle bir şey oldu. Biz yayınları neden bitirdik? Ben işte diyorum ki Twitch benim her zaman illaki tek hayatım olmayacak sonuçta. Ya o dönem geçen senelerde işte ben biraz her şey düzensiz olmasından boğaldım, tamam mı? Hı-hı. Çok düzensizdi her şey. Ben ya bunu kapatayım, TikTok'tan TikTok çekerek şey yapayım, takipçimi arttırayım, yani kitlemi daha doğrusu daha doğru yönelim, kitlemle orada iletişimde kalayım yani. Evet. Burada yaptığım şeyin belki o kadar da bir önemi yoktur yani. Hı-hı. Zaten her şey çok dağınık, YouTube'um çok kötü, yapmaya çalışıyorum olmuyor ya, bir uğraşma, buna uğraşayım mı yoksa bu gemiyi terk mi edeyim noktasındaydım. Dedim gemiyi terk edeyim ya o zaman falan, yayınları bitirdik abi. Sonra iki ay sonra bana bir şey geldi, dürttüler beni. Tamam, ben böyle ulan neden bitirdik biz bu yayınları falan. Sercan aranıyor ki, Sercan dedim ben bu yayınları tekrar yapmak istiyorum. Hani peki sana sen darlıyorlar mıydı izleyicilerini? Neden git bitti falan filan dedi. Ben biraz boğalmıştım yani, bitsin artık falan noktasındaydım yani. İşte ben her şeyi direkt tak diye kesip atabilirim bir de. Hani öyle bir şeyim de var ya, böyle çok bağlı değildir hiçbir şeye. Bağlı olmayı da hiç sevmem yani. Ondan sonra biz tekrar yayınları başlayacakken de işte ben sponsorluktan bilgisayar gelecekti, gelmedi abi. Beni 3 ay oyaladılar. Ondan sonra buna üzüldük derken falan, tam ben eski yayınları yayınladım. Eski yayınlarda bizim bazı insanları rahatsız edecek görüntülerimizden dolayı biz hoş olmayan geri dönüşler aldık. Böyle biraz. Ulan daha da azdık, tamam mı? Öyle olunca yayınları hatta ben o yüzden kaldırdım bu arada arkadaşlar. Ha. Eski yayınları. YouTube'dan kaldırdın YouTube'dan değil mi? YouTube'dan kaldırdım. Öyle olunca daha da sinirlendim, tamam mı? Yani nasıl yani dedim. Ben hayatım boyunca yani işte orada ilk değil ama yani çok somut bir şekilde ekran engelimi yedim yani, tamam mı? Yani işte tamam yap ama öyle yapma. Hı hı. Diyorum sen buna yapma diyorsan ben ileride neler yapacağım o zaman? Yani nelerle yapmak istiyorum? O zaman bunlara daha fazla karşılaşacak. Ben ne yapacağım o zaman, tamam mı? O gün gerçekten çok uzun zamandır en büyük ağladığım günlerden biriydi yani. Hı hı. 3 gün kendime gelemedim. Çünkü gerçekten yapmak istediğim bir şey çok somut olarak ve ben kaç yaşına gelmişim, kendi ayaklarımın üzerindeyim. Ama işte ne olursa olsun, kaç yaşında olursan olsun böyle bir de şey de var ya, böyle sanki tetikleniyorsun böyle. Yani evet. Travman tetikleniyor abi gibi. Abi çok kötü. Bir anda ergenliğe dönüyorsun. Ergenliğe döndüm ve gerçekten sanki ben 14 yaşında odasına kilitlenen birisiymişim gibi ve çıkmama izin vermiyorlarmış gibi delirdim yani. Sanki o şekilde tutuldum. Hı hı. Ondan sonra dedim ki Sercan biz ne olursa olsun bunu yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Ben işte bilgisayar gelmedi mesela sponsordan. Ve şey bir iş yapmıştık. Oradan kazandığım para vardı ve işte şirketten dedim ki yani ne olur dedim bir şekilde şu MacBook'u hem bir şey Ocak gelmeden MacBook alayım. O ben yayın da yaparım onları falan filan. MacBook'u o şekilde aldım. Ondan sonra işte orada yayınlara başladık hani. Daha da ondan sonra işte başlayınca da artık yapmışken bunu düzgün bir şekilde yapayım. Ve şöyle bir şey oluyor. Gerçekten de işinde ilerlediğinde ve sana ne derlerse desin bir işte para kazandığında kimse artık o şeyi sürdürmüyor yani. Şu an öyle mi peki? Şu an mesela biraz daha yani yaptığın şey ciddiyete bindiğinde seni ciddiye alıyor. Yani böyle biraz daha sanki birileri tarafından onaylanması gerekiyor ya. Evet, bir işin önemli olup olmadığı ya da o işte başarılı olmadığın. Aynen. Ve bu onaylar sayısal veriler oluyor genelde. Aynen. O yüzden mesela çok daha atıyorum rahatım noktada. Çünkü şey de var. Özgüveni de geliyor insanın. Evet. Yani çünkü ben orada ben yıllardır tek başına yaşayan hiçbir şekilde bağımsız birisiyim maddi olarak da manevi olarak da, ama hani şey yine de insan bir tutulduğu nokta değil mi artık, mesela bir tık daha şey olayı var ya, gerçekten bir şeyler yaptıkça ve kendini gördükçe gerçekten özgüvenin yerine geliyor yani. Hiç bilmiyordum ben mesela şeyi falan da, atıyorum geçen şey işte bu bir yayınlanacak olan başka bir şeyde onu söylemişim, bugün dinledim de. Hı hı. Yani bunun
bir yetenek olduğunu dahi, bunun bir başarı olabileceğini dahi bana hiç söylenmediği evet, için aha. Yani mesela patronum bunu söylemez, fazla maaş istemedi. Tabii, tabii. Annem babam bunu söylemez, bu yola girmedi. Aynen. Arkadaşlarım belki hani eğer kötü arkadaşlarsa söylemez, kıskanır diye, tamam mı? Evet. O yüzden hani şey noktasında çok geri atıyordum kendimi ve artı sonra düşünce aslında lan yapıyorum ya, hiç de fena da değil, hoşuma gidiyor falan noktasında olunca bir özgüven de geliyor bir yerden sonra. Aynen doğru. yani 14-15 yaşlarındaki Sude şu anki haline baksa herhalde gözleri dolardı. Gerçekten yani inanamazdı bence. Evet. Yani bence kesinlikle inanamazdı. Ben de inanamadığım bir şeydim ama bunları zamanla, her bir yılım bir öncekinden daha güzel geçti. Bir yaştan sonrası her zaman daha çok yaklaştım yapmak istediğim şeylere yani. Ben de öyle düşünüyorum. Bir tek 2020'yi galiba buradan bir çıkarabilirim. 2020 biraz benim için de kötüydü herkes gibi. Evet. Ben bu şey ama bir şey kişiden bağımsız bir şey olduğu için de. Evet, aynen öyle bir şeydi. Ben de zaten burada 2000 yılından sonra bir tık kendimi daha rahat keşfettim. 2020'den yani. Mi? Şey işte pandemiden sonra biraz daha katılıyorum, kendimi ben keşfettim. Katılıyorum, ben de öyle. Ben mesela pandemiden önce kanalı kurmuştum aslında ajanstayken. Ajansta şey olmuştum böyle. Ben hayatım 50 yaşıma kadar ben 9-5 bu işi yapamam demiştim ve kurmuştum. Ama böyle istikrarım yoktu. Acaba olur mu falan filan diye böyle işte... Hatırlarsınız işte İlker Cedenik'le ilgili Gaye Su Akyol. Hani 3 kişinin merak ettiği şeyleri konuşuyorum. Beni zaten bir kişi merak edecek yani doğal olarak. Yani pek bir beklentim yoktu. Şey gibiydim ben böyle. Şu kişiyi niye sevmiyorsun diye sorulduğunda referans olarak videomu atmak için yani biraz. Neyse sonra pandemi geldi. Dedim ya ben bunu üstüne gideyim. Hatta o zamanlar MasterChef videoları falan yaptım böyle. O an neye ilgimi çekiyorsa onu yapıyordum. Çok konseptle düşünmüyordum yani. O yüzden evet pandemi aslında hepimiz için bir yandan kötü bir sene. Çok kötü bir sene gerçekten. Ama bir yandan da kendimizi biraz keşfet, bilmiyorum herkes için aynı olmayabilir tabii ki ama. Ben de öyle oldum yani. Şeyi de çok okuyorum, muhafazakar kadınların da evin içine kapandıkları zaman yani farklı bir yerden kendilerini keşfettiklerini falan da çok okuyorum. Evet aynen. Yani mesela başörtüsünü çıkarma kararını birçok muhafazakar kadın şeyde vermiş, pandemide vermiş. Aa. Çünkü hani o rahatlığı bırakmak istememişti tekrar dışarı çıkarken. Evet çok aynen. Çok doğru, evet doğru yapan işte o dönem, ya bize nasıl bir şey düştük, döneme düştük gerçekten yani. Allah kahretsin her şeyde ya. Ya o dönem gerçekten öyleydi. Ben de şeyi hissettim yani kendimde. İşte kendi evimde ve kendi sınırı içerisinde bir şeyler yapıyorum ama bu büyüyebiliyor. Yani o sınırların dışına çıkabiliyor. Evet. Ve şeyde kendime fiziksel olarak da daha uygun saç modeli kullanıyorum. Ben çok dış görünüşümü çok umursamam. Hani normalde kötü giyinen biri de değilim ama değilsin, gerçekten değil ama ondan öncesinde falan çok da böyle aslında çok da makyaj falan çok umursamadan yapardım. Hani çok meramlı değildi ama artık böyle biraz kendime dönüp böyle kendimde işte saçımı daha değişik şeyler deneyip işte ne bileyim giyimde mesela daha böyle uç şeyler evet. Giymeyi daha çok sevdiğim bir şey hissedip orada bir kendimi buldum denebilir yani cidden. Evet doğru diyorsun. İşte değil mi pandemi sonrası ben bütün etkinlikleri benim giderkenki şeyi gör yani. Queenlik değil mi? Aynen Banu Alkan gibi gidiyordum. Ben de mesela şey çok özeniyorum tamam mı? O simli makyajlar bilmem neler işte falan. Sonra şeyden acayip çekiniyorum. Şunu da sevmiyorum. O mekandaki en abartmış kişi olmayı da evet, o kadar kötü hissediyorum kendimi. Evet overdress olmaktan çok korkarım. Evet. Ama bazen de şey oluyorum hani ben mesela biraz karakter olarak sivri bir karakterim evet. Ya. Yer yani yer, anladın doğru, mı? Doğru, bilerek yer. Yapmışım gibi yer. Tabii, o yüzden tabii. Bir yerde. Senin onu nasıl taşıdığına bağlı. Ben onu çok beceremem mesela. Ben şeyi de severim. Şeyi daha çok severim hatta. Ortamda herkes çok ciddi ve gösterişli giyinmiş olabilir atıyorum. Ben de işin aksi... Şey gibi giyinmişim yani. Umurumda bile. O çok severim onu. Aşırı bayıldığım şey. Ben de şey mesela atıyorum herkesin çok daha atıyorum feminen giyindiği bir yerde daha maskülen giyinmeyi tercih ederim. Herkesin daha siyah işte giyindiyse ben daha renkli. Daha ben biraz da benimki biraz çocuksu olabilir. Daha bir kıyafetlerinde biraz takılarda tokalarda. Evet. Biraz daha öyle değişik tuhaf şeyleri de seviyorum ama geldi ben ortamına göre ortamda nasılsa tam tersi, ortamı geneli ben tam tersi olarak giymeyi seviyorum. Mesela çok böyle high class restoranlar olur. Mesela oraya kesinlikle tomboy gitmem lazım kesinlikle. Benim. Kesinlikle. Ya da mesela şey yapardık biz ajanstan çıkıp böyle sweatshirtlerimizle pahalı bir yere gitmişiz. Evet çok gitmişiz. Ve 4-5 kişi sweatshirtle gitmişiz. Yani düşünsene oradaki yanında böyle kodamanlar var şişe açıyorlar falan. Bayılırdım o hisse. Ben yani. De onu çok siz severim. Kimsiniz lan? Ben de çok. İşte overdress Lean öyle olmasını evet, şey doğru, işte yani tam seviyorum. O kısmı ben de seviyorum. Haklısın yani. evet doğru. Ben de biraz daha kendimi zorlayacağım galiba artık. Biraz burada senden simli ilham makyaj, aldım. Ya mesela ben de şey bir şey yani simli makyajı çok evet severim yalan seviyorsun, değil. Seviyorsun çok da güzel yapıyorsun.
Bu arada ben şeye de çok özeniyorum. Makyajdan ziyade saç modeli, farklı farklı saç modeli kullanabilen insanlar. Saçını ören, mören, toka taka. Onu hayatımda hiç becerememişim. En son ilkokulda annem saçlarımı iki şey yapardı böyle, kulak yapardı falan. Benim saçım kıvırcık bu arada. Şeyden sürpriz, sürpriz. Aynen. Soruyorlar bazen. Abla gerçekten kıvırcık mısın? Evet, mor. Aynen. Neyse, rengini bilemeyim o. Bilemeyim falan. Bilemeyiz ama kıvırcığım. Ve şey böyle, benim saçıma model olmuyor yani. Hani... Ay olur ya. Ya bilmiyorum işte. Diyor ki örgü atarsın yanı küçük şöyle. Ha öyle şeyler. Olur. Evet, doğru. Çok severim ben kıvırcık saç örgü. Doğru. Yani şey noktasında... Ay ne diyecektim ya. Ha ben bu arada ben sadece şey, ben mesela ama genel olarak sadece bugün düşündüğüm bir şey, biraz konudan biraz çıkacağım ama. Çık çık. Şimdi benim bir ufak şeyim var yani, daha sonra patlayan video kesitlerimde. Evet. Böyle bir şey kadınım ya. Bimbo ama evet. Bimbo'nun Türkiye'de karşılığı Aşko bu arada. Bunu fark ettin doğru, mi? Doğru. Aşko ha, diyorlar. Evet, ben aşko de şöyle biz... insanların tavırlarından hani Aşko diyorlar işte. Aha. Bizim şey ekibinde, PKM ekibinde buna Aşko diyorlar da ha. Ben buna basit Bimbo hani deniyorum. Ama bir soracağım, Aşko direkt ya Bimbo bayağı bildiğin hani örneği çok nadir olan medyanın önünde sarışın. Ama onu genel gibi düşün hani. Şey, evet, şu anlarım. Tırnaklı o şey. Evet, aşko kız şeydir bu arada. Bence default olarak salak olmak zorunda değil. Ya ben salaklık olmasına çok sinir oluyorum zaten evet, de. Sadece şey evet. İşte buna aşk olup mu deniyor bilmiyorum. Buna tiki 2000'lerde buna tiki deniyordu evet, bu arada. Aynen. Ya genelde o karakter olarak kafalarda bir canlanıyor falan ama aha. Şey kısmını söyleyecek. Mesela bana o karakteri yakıştırıp işte hani ben öyleymiş gibi bana davranan insanlar benden çok daha bakımlı ve feminen insanlar. Tabii doğru. Ben 5 yıldır elimde bulaşık yıkıyorum arkadaşlar. Bir kere de tırnaklarını yaptırmış bir insan değilim ama hani böyle sanki ben öyleymişim gibi bir şey algısı var. Öyle olabilir. Öyle olmaktan, gocunduğumdan değil. Sadece benim oyunlarımın bir parçası sadece evet, o karakter. Evet, evet. Ama böyle şeyim işte. Tövbe haşa, inanmıyor musun sen burçlara falan dediğim şey var ya mesela. Aynen. Bana şey deyip sinirlenenler var yani, işte takipten çıkıyorum, böyle bir saçmalık olamaz, burçlara nasıl inanabilirsin falan. Sen şaka mısın, ben yükselenimi bile bilmiyorum. Yani böyle, o seni felsefeni anlamamış. Oyunun yani. Çok dışında yani ve o zaman ben düşüyorum yani evet. Yaptığım şey, siz ciddi sandığınız için mi beni takip ediyordunuz evet, yani? Evet, benim ağzı çıkan her şey yalandı. Ya tabii ki de her şey doğru. Her şey de yalan. İşte mevzu bu kadar. Yani. İşte bu kadar ve ben burada bitirmek istiyorum. Yani o kadar çok konuştuk ki. Olsun olsun, çok güzel oldu ya. Çok güzel arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve beni takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. SBFC buradan kocaman kalp gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu dinleyeceğinizi biliyorum. Bazı şeylerde sizlere selam söylemeyi unutuyorum. Ama öpüyorum sizi. Evet, ben de SBFC'ye selamlar göndermek istiyorum. Umarım benim sohbetimden... DPFC'ye de gönder. DPFC, aynen. Umarım sohbetimden keyif almışsınızdır eğer ilk defa izlediyseniz kanalı. Dramatalks'un sadık izleyicileri, tekrar teşekkür ederiz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Belki başka bir bölümde yine Sude'yle oluruz. Bakarız. Aşağı bakarız. Yazın isterseniz. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.